şimdi geliyor değil mi? İyi, süper. Tekrardan ben geldim arkadaşlar. Kocaman, kocaman bir alkış. Evet arkadaşlar, öncelikle salonda olmak üzere bizi canlı derslerle de birlikte izleyen herkese ben de hoş geldiniz diyorum. Şimdi ihtiyacın arkadaşlar KPSS kampındayız. Aslında burada bizim işimiz sizin yıl boyu yaptığınız arkadaşlar o emeklerin, yıl boyu harcadığınız zamanın, yıl boyu arkadaşlar aslında sizlerin o yoğun yoğun çabalarınızın, terlemelerinizin böyle bir üstünün tozunu almak, bir bilgiyi geri çağırmak, sizlerin de arkadaşlar aslında artık KPSS'nin tozunuzu attırmanızı sağlamak. Evet, kamera deyince böyle şeyler söyleniyor. Evet arkadaşlar, soruların ağzını yüzünü kırmanız için aslında bizler buradayız ve şimdi de rehberlikle beraber yola devam edeceğiz. Edelim mi? Edelim o zaman. Nasıl edelim? Çılgınlar gibi, her zamanki gibi. Eyvallah, çılgınlar gibi. Şimdi tabii tanıştıklarımız vardır, tanışmadıklarımız vardır. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Çılgınlar gibi deyince birden değil mi böyle bir slogan gibi olmuş aslında. Önceden fişek gibi falan diyordum da sonradan çılgınlar gibi yaptım onu. Daha iyi oldu böyle. Bir de Müslüm Gürses şarkısı var böyle. Tutkulu şarkı dedim. Üzerine ilerleyeyim ben bunun dedim. O da devam etti o şekilde. Şimdi arkadaşlar gündemimiz şu olacak zaten. Totalde beraberce geçireceğimiz 8 saatimiz var. Bugün 4 saatlik dilimini beraber geçireceğiz. Bu esnada bizim yapacağımız iş arkadaşlar rehber ilişkin sizin bilmeniz gereken temel 8 bölümün arkadaşlar konularını değerlendirmek. Tabii ki bunu sadece konu değerlendirme biçiminde sürdürmeyeceğiz. Bunu bir taraftan da arkadaşlar soruya dönük olarak da değerlendireceğiz. ÖSYM'nin arkadaşlar konulara nasıl baktığını bir gözden geçireceğiz ve nasıl soru olabileceği alakalı da beraberce akıl yürüteceğiz. Beraberce zihin jimnastiği yapacağız. İnşallah her birimiz için verimli, güzel zamanlar geçer arkadaşlar. Ben de burada olmaktan mutluyum aslında. Çünkü burada olmaya bir yıl falan filan bir ara vermiştim. Tekrardan geldim. Geçen yıl bu zamanlarda askerdeydim ne yazık ki. Evet, askerlik zor zamanlardı gerçekten de. Şimdi tekrardan burada olmak güzel. Çok da zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Bir yola çıkalım. Evet, şimdi dersimizin arkadaşlar ilk iki bölümünü değerlendireceğiz. Öncelikle çağdaş eğitim anlayışı ve öğrenci kişilik hizmetleri, onun içeriğinde de özel eğitimle alakalı konuları bir gözden geçireceğiz. Özel eğitimle alakalı da değerlendirmemizi yapacağız. Millet kalem falan da kullanırız, güzel şeyler var, imkanlar var. Şimdi eski zamanlarda bizim eğitim dediğimiz şey arkadaşlar iki tane temel ögeden oluşuyormuş. Eski zamanlarda eğitim iki temel ögeden oluşuyormuş. Hocam bu iki temel öge nedir diye sorarsanız, bu ögelerden arkadaşlar bir tanesi bizim öğretim dediğimiz şeymiş, bir tanesi de bizim tabii ki yönetim dediğimiz şeymiş. Bizim öğretim dediğimiz öge bireylere bilgi ve beceri aktarılması ile ilgili çalışmaları kapsıyorken, bizim arkadaşlar yönetim dediğimiz öge ise araç gerecin sağlanması, personelin sağlanması ile alakalı bir takım çalışmalar içeriyor. Ve arkadaşlar eğitim, öğretim ve yönetim olmak üzere iki tane ögeden oluşuyorken biz bu eğitime geleneksel eğitim diyorduk. Hocam biz eğitime bu haliyle neden geleneksel eğitim diyoruz diye sorarsanız, çünkü arkadaşlar şundan kaynaklı, eğitim, öğretim ve yönetimden oluşurken burada eğitimin birey merkezli olmaktan yoksun olma durumu söz konusu. Henüz burada birey olmadığı için eğitim bu haliyle geleneksel eğitim olarak değerlendiriliyor. Arkadaşlar geleneksel olan bu eğitimin içerisine öyle bir öge giriyor ki artık o ögenin girmesiyle birlikte işin içerisine öğrenci giriyor ve işin içerisine öğrencinin de girmesiyle birlikte artık geleneksel olan eğitim yerini çağdaş eğitim anlayışı haline bırakıyor. Benden kaynaklı mı? Allah Allah. Ne abi? Vay be. Evet arkadaşlar, bu işin içerisine giren öge, yani geleneksel olan eğitimi çağdaş eğitime dönüştüren öge nedir derseniz, tabii ki o ögede öğrenci kişilik hizmetleridir. Öğrenci kişilik hizmetlerinin eğitimin içerisine girmesiyle birlikte arkadaşlar artık bizim geleneksel eğitim dediğimiz şey öğrenci merkezli bir boyut aldığından dolayı çağdaş eğitim anlayışı haline dönüşüyor. Buraya kadar söylediklerimizden aslında iki tane çıkarım yapabilmemiz mümkün. Arkadaşlar birincisi, çağdaş eğitim anlayışını geleneksel eğitimden ayıran en temel öge
öğrenci kişilik hizmetleridir. Bunun temel sebebi nedir diye sorarsanız, bunun temel sebebi de öğrenci kişilik hizmetlerinin birey merkezli bir okul ortamı, birey merkezli bir eğitim ortamı oluşturmasıdır diyebiliriz. Hocam, bu birey merkezli de nasıl oluyor Allah'ınızı severseniz? Ne demek bireyin merkezli olması diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Bireyin merkezli olması demek arkadaşlar, oradaki bireyin biyopiskososyal tüm yönleriyle gelişimini sağlamak demek. Evet, biyopiskososyal tüm yönleriyle onun gelişimini sağlayacağız ki öğrenci kişilik hizmetleri de zaten tam da bu noktada bizler için anlam kazanmaya başlıyor. Evet, bakalım öğrenci kişilik hizmetleriyle bireyin tüm yönleriyle gelişimini nasıl sağlayacağız? Okul ortamında onun her türlü ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Arkadaşlar, öğrenci kişilik hizmetlerinden ilki, her şeyin de başı olan o şey, yani her şeyin başı sağlık değil mi arkadaşlar? Her şeyin başı tabii ki sağlık. Hocam, sağlık dediğimiz öğrenci kişilik hizmeti neyi ifade ediyor diye sorarsanız, arkadaşlar sağlık okul ortamında bireyin fiziksel sağlığıyla alakalı bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade ediyor. Yani oradaki çalışmaların doğrudan fiziksel sağlıkla ilgili sürdürülmesi gereken çalışmalar olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hocam peki neleri buna örnek verebiliriz diye sorarsanız, örneğin arkadaşlar okulda ki aşı faaliyetleri, örneğin arkadaşlar yatılı okullardaki revirler, örneğin arkadaşlar üniversitelerdeki çok gitmesek de çok görmesek de var olan mediko-sosyaller, hani biz okuldayken yaparlardı ya, gelirlerdi, tırnaklara bir bakarlardı, dişlere bir bakarlardı, işitmeyi bir değerlendirirlerdi, hatta ne yaparlardı bunun yanı sıra, bir de kalemle şöyle bir bit taraması yaparlardı değil mi arkadaşlar? Yani bit taraması da bir realitesi yani artık bu için, çünkü yani şu salonda hani ne bileyim arkadaşlar, 300-400 kişi varsa herhalde bunların bir %10'u falan filan bitlenmiştir vakti zamanında. Yani evet, bu bir gerçek. Bir de bit temize gelir diye bir şey var zaten, bir de öyle bir durum söz konusu. Yani o da bir avuntu aslında, savunma mekanizması herhalde. Ama bitlenmek de sadece öğrenciyken yaşanılabilecek bir şey değil, haberiniz olsun. Öğretmenlik hayatınızda da arkadaşlar bitlenebilirsiniz. Yani o da bir yaşanabilecek durum, aklınızda olsun yani. Öğretmenlik hayatınızda da olabilir. Hani şimdi kapalı olanlar, işte başörtülü olanlar bu noktada biraz daha şanslı, ama onlar da bitlenirlerse onlar biraz bıraksınlar olayı arkadaşlar. Yani demek ki bit azimli değil mi yani? Oraya kadar girdiyse. Neyse. Devam ediyoruz şimdi ikinci öğrenci kişilik hizmetimiz olan sosyal yardım dediğimiz hizmetle. Arkadaşlar, sosyal yardım bireyin okul ortamındaki maddi ve fiziksel gereksinimlerinin karşılan ile alakalı bir takım çalışmaları kapsıyor. Vurgu maddi ve fiziksel gereksinimlerinin karşılanması. Hocam, o zaman bunun içerisinde ne gibi çalışmalar sürdürülebilir diye sorarsanız arkadaşlar, okullarda hani yurt hizmetleri, yemekhane hizmetleri, aldığımız burslar, aldığımız krediler, hatta arkadaşlar bazılarımızın çalıştığı part-time işlerin dahi bu kapsamda olduğu söylenilebilir. Yeter ki öğrencinin okul ortamında maddi ve fiziksel gereksiniminin karşılanması ile ilgili bir takım çalışmalar sürdürülsün, orada sosyal yardımın varlığından bahsedebilmemiz mümkündür. Evet, şimdi iki tanesinden bahsettik ya, ben sizlere arkadaşlar bir soru sormak istiyorum. Böyle biraz güncel bir mevzu ya, belki karşımıza çıkabilir. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar son yıllarda özellikle de ilköğretim düzeyindeki okulların bünyesinde süt dağıtımı yapıyor. Sizce MEB'in süt dağıtımı yapması şu ana dek bahsetmiş olduğumuz öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Ne dersiniz? Allah Allah. Sağlık diyenler var. Evet, sağlık diyenleri bir göreyim. Gördüm. Evet, sosyal yardım diyenleri bir göreyim. Evet, biraz daha çoğunluktalar. Hocam, ne şiş yansın ne kebap, her ikisi de olabilir diyenleri göreyim. Ne şiş ne yansın ne yok. Ne şiş ne kebap yansıncıları da gördüm ki. Evet arkadaşlar, sağlıkla ilgili bir cevap verenler gerçekten de ne güzel de bilemediler. Çünkü tabii ki arkadaşlar sosyal yardımın kapsamında. Hocam,
bize sağlık gibi geliyor diyenleri de anlıyorum. Çünkü gerçekten de süt dediğimiz şey insanın kemik gelişimi için çok önemli bir şey. Sağlığı için çok önemli bir şey. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela temiz bir yurt odası da sağlıklı bir şey. Temiz bir yemekhane, kalorileri iyi düzenlenmiş yemekler de yine sağlıklı şeyler ki sütün dağıtılmasında da aynı onlarda olduğu gibi maddi ve fiziksel gereksinimlerinin karşılanması söz konusu olduğu için tabii ki yapılacak bu tür çalışmaların rahatlıkla sosyal yardımın kapsamında olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. Evet, bundan da böyle bahsettikten sonra sosyo-kültürel hizmetlerle birlikte yolumuza devam edelim. Arkadaşlar, sosyo-kültürel hizmetlerde öğrencinin ders dışı zamanını etkili şekilde geçirmesiyle ilgili çalışmaları kapsar. Ders dışı zamanın etkili şekilde geçirilmesi. Ha, buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, bahar şenlikleri bu kapsamda değerlendirilir. Arkadaşlar, yine bunun yanı sıra okullardaki öğrenci kulüpleri bu kapsamda değerlendirilir. Gezi faaliyetleri, tiyatro faaliyetleri, sinema faaliyetleri arkadaşlar, bu faaliyetler her biri sosyo-kültürel hizmetlerle ilişkilidir. Evet, bunu da böyle söyledikten sonra şimdi gelelim özel yetiştirme dediğimiz öğrenci kişilik hizmetine. Özel yetiştirme deyince önce size şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, özel yetiştirme bir kere sizin gibi, benim gibi normal bireylere dönük olarak sürdürülen bir öğrenci kişilik hizmetidir. Hay anasını ya. Bunu buraya koymamak lazım galiba. Evet. Çarpıyor ya sonuçta en nihayet. Evet. Özel yetiştirme sizin gibi, benim gibi normal bireylere dönük sürdürülen bir öğrenci kişilik hizmetidir. Hocam peki, özel yetiştirme dediğimiz öğrenci kişilik hizmeti ne tip normal bireylerle ilgilenir diye sorarsanız, özel yetiştirmenin ilgilendiği iki tane öğrenci grubu vardır. Arkadaşlar, özel yetiştirmenin ilgilendiği birinci öğrenci grubu herhangi bir alanda eksik öğrenmeler yaşayan öğrencilerdir. Adam senin gibi, benim gibi normal bir adam ama arkadaşlar, örneğin matematiği arkadaşlarına kıyasla daha yavaş öğreniyor. Örneğin dil derslerini arkadaşlarına kıyasla daha yavaş öğreniyor. Siz bu öğrencilere okulda bir kurs hizmeti, bir etüt hizmeti veriyorsanız bu durum arkadaşlar özel yetiştirme ile ilgilidir. Özel yetiştirmenin ilgilendiği ikinci öğrenci grubuysa arkadaşlar, herhangi bir alanda eksik öğrenmeler yaşayan öğrencilerin haricinde arkadaşlar bir de özel yeteneği olan bireylerdir. Adam senin gibi benim gibi normal bir adam ama özel yeteneği var. Örneğin müzik kulağı gelişmiş, duyduğu bir şeyi enstrümana rahatlıkla aktarabiliyor. Ya da örneğin resim kabiliyeti gelişmiş, gördüğü bir şeyi, hayal ettiği bir şeyi arkadaşlar tuvale rahatlıkla aktarabiliyor ki bu tip bireylerin özel yeteneklerini geliştirmeye dönük olarak yapılacak çalışmalarda yine özel yetiştirmenin kapsamında değerlendirilir. Ya eksik öğrenme olacak ya da bir özel yetenek söz konusu olacak arkadaşlar. Şimdi geliyoruz özel eğitim dediğimiz öğrenci kişilik hizmetine. Ya aslında ben kalem kullanamıyorum abi, bir şey yaptım herhalde ben oraya. Buna baksak olur muyum? Şimdi özel eğitim dediğimiz arkadaşlar gündem aslında bizim hayatımıza 2013 yılında Nisan ayında giren bir gündemdir. Aslında çok önemli bir değişiklik olmuştu o zaman KPSS'de, hepimizin malumu olduğu şekilde alan sınavı denilen bir gündemle karşı karşıya kalmıştık değil mi arkadaşlar? Ve alan sınavı geldiği zaman ÖSYM eğitim birimlerindeki soru sayısını 120 sorudan arkadaşlar 80 soruya düşürmüştü. Eğitim birimlerinde toplamda 18 tane olan rehberlik soruları soru sayısının 80'e düşmesiyle birlikte de 12 tane olmuştu. Ama artık ÖSYM bu branşı yalnızca rehberlik olarak değerlendirmiyordu. Artık ÖSYM arkadaşlar bu branşı rehberlik ve özel eğitim diye değerlendirmeye başlamıştı. Zaten özel eğitimde bizim gündemimize sert bir şekilde arkadaşlar o zaman girdi diyebilirim. Şimdi özel eğitim gündemimize girdi. Biz de arkadaşlar karşımıza bir ya da iki sorunun kesinlikle çıkacağı bu konuyu biraz daha ayrıntılı değerlendireceğiz diğerlerine kıyasla. Şunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, özel eğitim çalışmaları herhangi bir engelinden ya da ayrıcalığından dolayı normal eğitimden yararlanamayan bireylere dönük sürdürülür. Yani orada ya bir engel durumu söz konusu olacak ya da bir ayrıcalık durumu söz konusu olacak. Hocam, engel derken
neye işaret ediyorsunuz derseniz, bu bir fiziksel engel de olabilir, bu bir zihinsel engel de olabilir. Hocam ayrıcalık derken neye işaret ediyorsunuz diye sorarsanız, bu arkadaşlar bireyin üstün zekalı olmasına, yani IQ'sunun diğerlerine kıyasla daha yüksek olmasına işaret eder. İşte bir birey eğer ki engelli ya da ayrıcalıklıysa, yani normalden anlamlı bir farklılık gösteriyorsa, ona dönük yapılacak çalışmalar özel eğitim hizmetlerinin kapsamında değerlendirilir. Ya hocam, tamam, bu tip bireylere dönük çalışmalar sürdürülüyor da, özel eğitim hizmetlerinin sunulmasının, özel eğitim hizmetlerinin sürdürülmesinin gayesi nedir? Bu çalışmalar neden yapılıyordur diye sorarsanız, özel eğitimin amaçlarının 3 noktada yoğunlaştığını söyleyebilmemiz mümkündür. Arkadaşlar, birincisi, özel eğitim hizmetleri bireylerin yaşadığı çevreye, topluma uyum sağlamasını amaçlar. İkincisi, özel eğitim hizmetleri bireylerin kendine yeter hale gelmesini, diğer bir deyişle bağımsız hale gelmesini amaçlar. Üçüncü olarak arkadaşlar, özel eğitim hizmetleri eğer ki mümkünse, bakın her zaman demiyorum ama eğer ki mümkünse, bireylerin bir iş ve meslek sahibi olmasını da yine amaçlar arkadaşlar. Zaten bugün ülkemizdeki engelli vatandaş sayısını değerlendirdiğimizde bu söylediklerim hayli anlamlı. Bugün arkadaşlar memleketimizde yaklaşık 10 milyon civarında engelli vatandaş var. 10 milyon engelli vatandaşın olması demek, 10 milyon engelli vatandaşın yaşadığı topluma, çevreye uyum sağlayamaması, kendine yetememesi, iş meslek sahibi olamaması demek, devletin sırtında kocaman bir kambur demek. Ve devlet bu kamburu taşımak istemediğinden dolayı tabii ki özel eğitim hizmetlerini son yıllarda biraz daha fazla önemsiyor. Bu amaçlara yoğunlaşırken arkadaşlar, bir de ben sizlere özel eğitimin amaçlamadığı bir şeyi de söylemek isterim. Bakın, özel eğitim hizmetleri hiçbir zaman bireyin engelini ortadan kaldırmayı amaçlamaz. Biz bireyin engelini ortadan kaldırmayı amaçlamayız. Engeliyle beraber yaşadığı topluma uyum sağlamasını, kendine yetmesini ve bir de arkadaşlar iş ve meslek sahibi olmasını amaçlarız. Şimdi biraz daha arkadaşlar akıl yürüteceğiz beraberce. Çünkü sizler branş öğretmeni olmanızın yanı sıra bir taraftan da nesiniz? Sınıf rehber öğretmenisiniz, değil mi? Ve bundan dolayı özel eğitimle alakalı da farklı bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, değerlendirmemizi yapmaya bir başlayalım. Diyelim ki arkadaşlar, bir tane sınıf öğretmeni sınıfındaki bir öğrencinin eğitsel etkinliklerde arkadaşlarına kıyasla daha geride kaldığını arkadaşlar ve bundan dolayı da onun özel eğitime gereksinim duyduğunu düşünmeye başladım. Sizce böyle bir şeyle karşılaşan sınıf rehber öğretmeni nasıl bir yol izlemelidir? Ne yapmalıdır desem ne dersiniz? Kendini aşan bir problemle karşı karşıya olduğundan dolayı tabii ki okul rehber öğretmenine duruma ilişkin bilgi verecek. Ve arkadaşlar, burada bir parantez açmak istiyorum. Rehberlik sorularını çözerken her zaman dikkat etmeniz gereken bir noktayı size hatırlatmak istiyorum. Sorularda karşınıza sınıf rehber öğretmeni olarak çıkan insanlar, başka sorularda karşınıza yalnızca sınıf öğretmeni olarak çıkabilir. Bu insanlar başka sorularda karşınıza şube rehber öğretmeni olarak da çıkabilir ki, bakın, bu üçü aynı kişiye işaret eder. Bunlar sizsiniz arkadaşlar. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde herhangi bir alanından mezun olmuş, PDR haricinde, ve okullara gittiğinde sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen insanlar. Çünkü mesela arkadaşlar, ne yapacaksınız? Okula gideceksiniz. Okula gittiğinizde mesela bizim Elif beden eğitimi öğretmeni bir lisede görev yapacak ya. Müdür bir gün Elif'i yanına çağırıp diyecek ki, Elif öğretmen diyecek, bu iş sadece beden eğitimi derslerine girmekle olmaz. Bir taraftan da bir sınıfın sınıf rehber öğretmenliğini sürdürmelisin diyecek ve işte o sınıf rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni, şube rehber öğretmeni olarak değerlendirilecek. Evet. Arkadaşlar, sınıf rehber öğretmeni öğrenciyi ne yapıyordu? Öğrenciyi okulun rehber öğretmenine gönderiyordu. Ve yine sorularda okul rehber öğretmeni olarak karşımıza çıkan insanlar, başka sorularda karşımıza (gülüyor)
Başka sorularda karşımıza okul psikolojik danışmanı ya da yalnızca rehber öğretmen ya da yalnızca psikolojik danışman olarak çıkabilir. Bunlar da okullardaki uzmanlara işaret eder arkadaşlar. Bunlar da PDR alanından mezun olmuş olan uzmanlara işaret eder. Son kertede nazik bir insansın, eyvallah. Evet, şimdi arkadaşlar devam edelim biz değerlendirmemize. Okul rehber öğretmenine gönderdim. Okul rehber öğretmeni öğrenciyle görüştü. Okul rehber öğretmeni öğrencinin evdeki durumunu, sınıftaki durumunu değerlendirdi. Arkadaşlar, böyle bir durumda okul rehber öğretmeni nasıl bir yol izlemelidir desem ne dersiniz? Ne yapsın? Efendim? Tıbbi tanılama için, evet başka. Evet, tekrarlayalım. Arkadaşlar, öğrenci okul rehber öğretmenine geldi. Okul rehber öğretmeni öğrenciyle görüştü. Öğrencinin sınıftaki durumunu, öğrencinin evdeki durumunu değerlendirdi. Ve okulun rehber öğretmeni de onun yine özel eğitime gereksinim duyduğunu düşünmeye başladı. Evet, ne yapacak? Kendini aşan bir problemle karşı karşıya olduğundan dolayı arkadaşlar, o öğrencinin tabii ki ailesini de haberdar ederek, tabii ki idareyle de bağlantı kurarak arkadaşlar, bizim rehberlik ve araştırma merkezi dediğimiz yere, kısa adıyla da RAM dediğimiz yere gönderilmesini sağlayacak. Millet, bugün Türkiye'de her ilde en az bir tane rehberlik ve araştırma merkezi vardır. Büyük il ya da ilçelerde ise birden fazla rehberlik ve araştırma merkezi bulunur. Ve arkadaşlar, bu rehberlik araştırma merkezlerinin de iki tane bölümü vardır. Bölümlerden bir tanesi normal bireylere hizmetlerin sunulduğu rehberlik hizmetleri bölümüyken, diğeri de engelli ya da ayrıcalıklı bireylere hizmet sunulduğu, ne arkadaşlar o bölümün adı? Özel eğitim hizmetleri bölümüdür. Peki arkadaşlar, sizce bizim öğrenci bu bölümlerden hangisine gönderilecek desem ne dersiniz? Tabii ki özel eğitim hizmetleri bölümüne gönderilecek ve bu özel eğitim hizmetleri bölümünün bünyesinde öğrenciye arkadaşlar eğitsel değerlendirme ve yerleştirme dediğimiz bir dizi işlem yapılacak. Eğitsel değerlendirme ve yerleştirme arkadaşlar 5 aşamada gerçekleşen bir şeydir. Eğitsel değerlendirme ve yerleştirmenin birinci aşaması eğitsel tanılama dediğimiz aşamadır. Eğitsel değerlendirme ve yerleştirmenin ikinci aşaması arkadaşlar bizim eğitim planı dediğimiz aşamadır. Üçüncü aşama, dördüncü aşama yöneltme yerleştirme, beşinci aşamada arkadaşlar izlemedir artık. Şimdi bu aşamaları bir gözden geçirelim. Eğitsel tanılama dediğimiz şey içerisinde yapılacak bir zeka testini barındırır. Eğitsel tanılama dediğimiz şey çocuğa farklı bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasını barındırır. Arkadaşlar, bir eğitsel tanılamanın sonrasında çocuk engelli mi değil mi? Engelli ise ne düzeyde bir engele sahip? Engelli ise ne türde bir engele sahip? Bu anlaşılır. Ardı sıra o çocuk için bir eğitim planı hazırlanır. Nedir bu eğitim planı biliyor musunuz? Evet, ne olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Bakın, buradaki eğitim planı asla bir BEP değildir arkadaşlar. Çünkü BEP burada hazırlanan bir şey değil, haberiniz olsun. Bu eğitim planı bir BEP değildir. Hocam, bu nedir derseniz... Bu arkadaşlar, çocuk hangi okulda eğitimine devam edecek, hangi sınıfta eğitimine devam edecek, hangi arkadaşlar öğretmenle eğitimine devam edecek mevzu budur. Yani çocuk diyelim ki kaynaştırma öğrencisi, çocuk Atatürk İlkokulu'nda 3A sınıfında Ayşe öğretmenle beraber eğitimine devam edecek dediğimiz plan RAM'ın hazırladığı eğitim planıdır. Sonrasında o çocuğun arkadaşlar o okula kaydının yapılması sağlanır, yani yöneltme ve yerleştirme gerçekleşir. Sonrasında arkadaşlar RAM'ın bu bölümü, yani özel eğitim bölümü yine boş durmaz ve bu bölüm çocuk özel eğitim hizmetlerinden ne düzeyde yararlanıyor diye izleme faaliyetlerini sürdürür. Zaten izlemenin amacını biliyoruz. İzleme, sunulan hizmetlerin ne düzeyde etkili olduğunu görmek için bizim yararlandığımız bir hizmettir.
akıl yürütmeye devam edelim. Çünkü bu mevzu önemli bir mevzu. Arkadaşlar, diyelim ki bizim çocuğa AIDS'el tanılama yapıldı. Ve sonrasında çocuğun hafif bir zeka engeline sahip olduğu ve normal olan akranlarından ayrılmadan eğitimine devam edebileceği anlaşıldı ya, o zaman bizim ona vereceğimiz hizmetler neyin kapsamında? Kaynaştırma değil mi? Kaynaştırma arkadaşlar. Özel eğitimin en istendik şekli kaynaştırmadır. Çünkü kaynaştırma eğitiminde birey sosyal ve fiziksel çevresinden en az ayrılıyordur. Ve bu da arkadaşlar özel eğitimin bir ilkesini yerine getirdiğimiz manasına gelir. Mümkün mertebe en az ayrıştırılmış ortam. Eğer ki kaynaştırma olmuyorsa... Hizmetler arkadaşlar bir özel eğitim sınıfında devam ettirilir. Özel eğitim sınıfı dediğimiz şey ise mesela burayı ihtiyaç okulu olarak değerlendirelim. İhtiyaç okulunda 50 tane sınıf var. 48 tanesinde normal bireyler, yani sizin gibi benim gibi normal bireyler eğitim alıyor. Bir sınıfta sadece engelli çocuklar var ya, o bir özel eğitim alt sınıfıdır. Bir sınıfta sadece üstün zekalı öğrenciler var ya, o da bir arkadaşlar özel eğitim üst sınıfı olarak değerlendirilir. Mümkün kaynaştırma. Mümkün olmuyorsa özel eğitim sınıfı, o da mümkün olmuyorsa ne yapalım? O zaman da çocuk bir özel eğitim okuluna gönderilebilir. Özel eğitim okulu dediğimiz yerler sadece engelli ya da ayrıcalıklı çocukların eğitim aldığı yerlerdir. Görme engelliler okulu gibi, işitme engelliler okulu gibi ya da arkadaşlar otistik çocukların eğitim aldığı OÇEM'ler gibi ya da arkadaşlar mesela üstün zekalı çocukların gittiği bilim ve sanat merkezleri gibi okullardır. Evet, diyelim ki çocuk özel eğitim okuluna da gidebilecek durumda değil. O zaman kardeşim ben bu çocuğa eğitim vermekten vaz mı geçeceğim? Ne yapacağız? O zaman da bu hizmetleri evde eğitim hizmetleri biçiminde sürdüreceğiz. Zaten arkadaşlar eğitim olanaklarından tüm bireylerin yararlanma hakkı olduğu gibi engelli ve ayrıcalıklı bireylerin de yararlanma hakkı vardır. Bundan dolayı çocuk evden çıkamayacak durumda olsa dahi biz ona özel eğitim hizmetlerini evde eğitim hizmetleri biçiminde sunabiliriz. Bu hizmetleri sürdürebiliriz. Evet, şimdilik arkadaşlar özel eğitimle ilgili yaptığımız bu değerlendirme bir tekrar mahiyetinde önemli, bir tekrar niteliğinde önemliydi bizler için. Ve artık 5 tane öğrenci kişilik hizmetinden bahsettik. 6.sıyla devam edebiliriz. Esas gündemimizle bizi en fazla ilgilendiren kısımla birlikte yolumuza devam edebiliriz. Artık rehberlik ve psikolojik danışma diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben ayrıntılı bir tarif yapacağım sizlere ve sonrasında da bir takım sorular soracağım. Evet arkadaşlar. Rehberlik ve psikolojik danışma dediğimiz şey, bireyin kendini tanıyıp anlaması, çevresindeki imkanların farkına varması, bu yolla gizil güçlerini yani potansiyellerini de geliştirerek kendini gerçekleştirme sürecine girmesi için ona sunulan planlı, profesyonel ve sistematik bir yardım süreci olarak değerlendirilir. Peki bu tarifin ışığında sormak istiyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanın öncelikli hedefi nedir desem ne dersiniz? Öncelikli hedef tabii ki bireyin kendini tanıyıp anlamasıdır. Ve arkadaşlar bakın, herhangi bir yerde karşınıza rehberliğe ilişkin bir öncelikli hedef vurgusu çıkıyorsa aklınıza gelecek şey her zaman için bireyin kendini tanıyıp anlaması olacak. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzıdır. Bunu takla attırır yine sorar. Der ki aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberliğin öncelikli hedeftir? Fark etmez kardeşim benim için. Orada rehberliğe ilişkin bir öncelikli hedef vurgusu varsa net doğru cevap bireyin kendini tanıyıp anlamasıdır. Peki öncelikli hedefimiz buyken nihai hedefimiz, temel amacımız, en son amacımız nedir desem? O da kendini gerçekleştirmesidir. Abraham Maslow'un insancıl anlayışın kurucusunun ortaya attığı bir kavram. Ve arkadaşlar, insanın kendini gerçekleştirmeye giden yolda aşması gereken bir takım basamaklar var mı? Ne diyorlar o basamaklara? İhtiyaçlar hiyerarşisi diyorlar ki, arkadaşlar yenisini böyle buldum son zamanlarda. Wi-Fi önemli.
bateri önemli. Akıllı telefonlarla birlikte gerçekten de hayatımızın her yerine giriyor. Ama tabii ki arkadaşlar 1950'li yıllarda Amerika'da yaşayan Abraham Maslow olayı bu şekilde kurgulamış. Evet, bir değerlendirelim hiyerarşiyi. Sonra da mantığında nelerin olduğunu gözden geçiririz. En altta fizyolojik ihtiyaçlar var. Bunlar arkadaşlar bireyin yaşamsal ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçları, yeme, içme, uyku, boşaltım, nefes alma, cinsellik gibi ihtiyaçlar bu kapsamda. İnsanlar bunları kısmen karşıladıktan sonra bir üst basamağa geçiyorlar. O da arkadaşlar bizim güvenlik dediğimiz basamak. Güvenlik de kişinin kendini sağlama almayı istemesiyle, kendini sağlamda hissetmesiyle alakalı olarak değerlendirilir. Mesela barınma arkadaşlar çağlar boyu güvenlik ile ilgili ola gelmiştir. Çünkü ilkel insan gitmiştir ağaç kovuğunda yaşamıştır. İlkel insan gitmiştir mağarada yaşamıştır. Amacı ne? Diğer insanlardan korunmak, diğer hayvanlardan korunmak ya da iklimin olumsuzluklarından korunmak. Günümüzün modern insanında bundan farkı yok aslında. Hepimiz evlerin içerisine arkadaşlar geçiyoruz, evler site olsun istiyoruz, kapıda güvenlik görevlisi olsun diyoruz, kameralar izlesin diyoruz ki bundan dolayı barınma hala güvenlikle alakalı olmaya devam ediyor. Yine bunun yanı sıra bir iş ve meslek sahibi olma tabii ki güvenlikle alakalı arkadaşlar. Hatta aslında bizlerin bugün burada toplanması bile biraz güvenlikle alakalı değil mi? Çünkü artık atanmak göreve başlamak istiyorsunuz arkadaşlar. Ve ben de niye geldim? Lan niye gelen ne işim var lan bu? Evet ben de para kazanmakla ilgili bir eylemin içerisindeyim de. Gerçi müdür nerede ya? Taşkınlar neredesin? Para falan vermezler sonra bilmiyorum. Belli olmaz işleri. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Yine iş meslek sahibi olmak da bununla alakalı. Hocam neden bununla alakalı derseniz. Çünkü arkadaşlar bir iş meslek sahibi olan insan uzun vadede hayatını devam ettirebileceğini, idame ettirebileceğini bilen insandır. Mesela sizler atandığınız zaman arkadaşlar bundan sonra neredeyse 30 yıl boyunca ne yapacağınızı bileceksiniz. Ne kadar kazanacağınızı bileceksiniz. Kendini sağlama almak işte böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Bunu da kısmen karşılayan bireyler bir üst basamağa geçiyorlar. En romantik basamak olan sevgi ait olma. Bir gülme geliyor değil mi hocam böyle? Romantik deyince, sevgi ait olma deyince. Normal. Sağlıklı bir genç bayan tepkisi. Hep söylüyorum. Gülmenin gelmesi. Arkadaşlar sevgi ait olma. Diğer insanlarla birlikte kendini anlamlı hissetmeyle alakalı. Arkadaş grubuyla zaman geçirmeyle alakalı. Bir aile kurmayı istemeyle alakalı. Çoluk çocuğa karışmak istemekle alakalı. Ve bunu da kısmen karşılayan bireyler artık bir üst basamağa geçiyorlar ve arkadaşlar diğer insanlardan itibar görmek istediklerini, diğer insanlardan saygı görmek istediklerini dile getirmeye başlıyorlar. Ve saygı statü ihtiyacını da kısmen karşılayan bireyler artık arkadaşlar bitimsiz bir sürecin içerisine giriyorlar. O süreç kendini gerçekleştirme dediğimiz süreç. Orada yanlış yazıyor. Kendini gerçekleştirme sürecinde insanlar önce bilme anlama yani yeni şeyler öğrenmekten keyif alma, sonra da sanatsal zevklerin doyurulması yani estetikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı istiyorlar. Evet, hiyerarşi böyle bir hiyerarşiyken sizlere de sormak istiyorum. Aranızda arkadaşlar, hocam ben aslında kendimi gerçekleştirme sürecinde hissediyorum diyenler var mı? Bir kişi var. Allah Allah. Vardır arkadaşlar. İkincisi orada, üçüncüsü orada. Kendini gerçekleştirme sürecinde hissedenleri bir göreyim hakikaten de. Bakın orada Damla var, burada var. Evet görüyorum. Evet orada var hocam. Halime öğretmen ne yapıyorsun? Yine hala kendini gerçekleştirdiğine inanıyorsun yani ha? Devam yani. O kadar ders anlattım bir şey olmadı. Evet arkadaşlar şimdi tabii bu durumu daha net değerlendirebilmek için ben sizlere ihtiyaçlar hiyerarşisinin altında yatan temel mantığın ne olduğunu iki cümleyle açıklayayım. Evet bu Abraham Maslow'dur arkadaşlar. Abraham Maslow'un dersler esnasında annesi tarafından sevilmediğini söylemiştim. Hakikaten de baktığınızda arkadaşlar evlat olsa sevilebilecek bir tipte.
değil yani, en fazla eldivenle falan sevilir herhalde evlat olsa. Neyse, şimdi o adamın hiyerarşisiyle alakalı iki tane cümle kuracağım sizlere. Birincisi arkadaşlar, ikincisi olacak. Yani birinci cümleyi ikincisi olarak kuracağım. Şöyle, bireyin davranışı neye yönelmişse içerisinde bulunduğu basamak ve karşılamak istediği ihtiyacı bununla ilişkilidir. Bu bence ihtiyaçları hiyerarşisinin altında yatan temel mantıktır arkadaşlar. Mesela bunu burada olmamızın üzerinden arkadaşlar mizahi bir üslupla birlikte değerlendirirsek. Mesela içinizden bazıları bugün buraya şunun için geldiyse. Yahu tekrarlara gidelim de arkadaşlarla buluşuruz. Arkadaşlar bir çay ısmarlar, bir poğaça ısmarlar, bir tost ısmarlar da böylelikle öğle yemeğini de beleşe getiririz diye buraya geldilerse, onların karşılamak istediği ihtiyacı fizyolojik, çünkü davranış oraya yönelmiş. Biliyorum ki arkadaşlar aslında her birinizin niyeti halis. Artık atanmak için buradasınız. Göreve başlamak için buradasınız ki onların, yani sizlerin karşılamak istediği ihtiyacı güvenlik, çünkü davranış oraya yönelmiş. İçinizden bazıları şunu söylüyorsa, insanoğlunun aklından geçebilir arkadaşlar. Diyorsa ki ya var ya, okul zaten bitti, dershane bitti, bitecek. Hala doğru düzgün, eli yüzü düzgün biriyle tanışamadık. Tekrarlar da karma ortamlar, belki bir action olur. Hani ne bileyim bir şeyler olur falan diye buradaysa, onların karşılamak istediği ihtiyacı sevgi, ait olma, çünkü davranış oraya yönelmiş. İçinizden bazıları şunu söylüyorsa, ya hocam aslında bende cukka sağlam, aslında bende para çok. Değil mi Ali öğretmen? Evet öyle diyorsun, biliyorum, Ankara'nın yarısı benim diyorsun. Aslında bende cukka sağlam, para çok, ama öğretmenlik de saygın bir meslek, ben bu mesleği bundan dolayı yapmak istiyorum diyorsa, saygı, statü. Eğer ki içinizden bazıları ya bu eğitim hocaları hakikaten garip hikayeler anlatıyor, biliyoruz zaten Serhat Hoca da farklı hikayeler anlatıyor, dersi öğrenmek bir tarafa da onun anlattıklarını da duyma koşuma gidiyor diye buradaysa, yeni şeyler öğrenmekten keyif alıyorsa, bilme anlama. Ve içinizden bazıları tabii ki şunu söylüyorsa, lan var ya hocaya bak, hakikaten de tablo gibi adam. İnsanın arkadaşlar sanatsal zevklerine hitap eden bir tarafı var diyorsa, onların karşılamak istediği ihtiyacı estetik, çünkü davranış oraya yönelmiş, değil mi? Davranış bununla alakalı olduğundan dolayı. Arkadaşlar ÖSYM de mevzuya her zaman için böyle bakıyor. Yıl 2008, sınav KPSS ve Cahit Bey diye bir adamın hikayesinden bahsediyorlar. Cahit Bey arkadaşlar fakir bir gençlik ve çocukluk dönemi geçirmiş ve Cahit Bey zengin bir iş adamı olmasına rağmen eski günlerine dönmek istemediği için sürekli kenara köşeye para atıyor. Sürekli kenara köşeye para atıyor ki karşılamak istediği ihtiyacı güvenlik, çünkü davranış oraya yönelmiş arkadaşlar. Bir diğer soru 2011 yılında STS'de karşımıza çıkmış ki STS deyince, STS'yi biliyorsunuz zaten her biriniz. STS arkadaşlar yurt dışında öğretmenlik eğitimi almış kişilerin Türkiye'de denklik alabilmesi için 2009 ila 2012 yıllarında uygulanan 100 soruluk bir eğitim bilimleri sınavıdır. STS ÖSYM tarafından hazırlanan bir sınavdır ve arkadaşlar çıkmış sorular ne kadar kıymetliyse STS'deki o 400 soru da bizim için o kadar kıymetlidir. Çıkmış soruları çözün arkadaşlar, vaktiniz olursa ki bence olmalı, ayırmalısınız. O 400 tane STS sorusunu da kendiniz arkadaşlar deneme olarak uygulayın. ÖSYM'nin arşivinde zaten o sorular mevcut. Göreceksiniz ki arkadaşlar sizlere eğitim bilimlerinde level atlatacak. Bir tık öteye, bir tık öteye götürecek. ÖSYM'yi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Orada da şöyle bir soru sordular. Kübra diye bir kızcağızın hikayesinden bahsediyorlardı. Bu Kübra arkadaşlar bilgisayarla alakalı bir bölümü bitirmiş ve Kübra 24 yaşına gelmişti. Artık 24 yaşına geldiğinden dolayı insanlar Kübra'ya ne diyordur sizce? Kızım artık evlen falan diyorlar, ama Kübra diyor ki ben diyor 2 yıldır bu şirkette çalışıyorum ve çok karmaşık programlar yazabilecek hale geldim. İnsanların da benim ne kadar iyi işler yaptığımı anlamalarını istiyorum diyordum.
Saygı, statü, çünkü davranış oraya yönelmiş arkadaşlar. Mevzu bundan ibaret. Mevzu bununla alakalı, davranışın neye yöneldiği bizim için temelde önemli olan nokta. Şimdi arkadaşlar, hiyerarşisinin ikinci mantığına, ikinci özüne geliyoruz. O da şöyle: bir ihtiyacın kısmen karşılanması, diğer basamaklara geçirebilmesi için. Bakın, birinci nokta yeterlidir, İkinci nokta da gereklidir. Evet, yeterlilik ve gereklilik noktaları. Ama nasıl kaybedebiliyorum kalemi, hayret ediyorum. O kalem değil. Ama neyse. Ne yapayım? Arkadaşlar, birinci nokta yeterlilik. Hakikaten saf trik oluyorum bazen ya. Evet arkadaşlar, birinci nokta yeterlilik, ikinci noktada gereklilik. Evet, bir. Önce biri, sonra da ikiyi bir açıklayalım. Şimdi millet, yeterlilik ne demek? Bakın, bizler aslında her birimiz burada güvenlik ihtiyacımızı karşılamak için varız. Peki, şu kadar arkadaşlar, insanın her biri %100 oranında fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayıp da mı buraya geldim? Hepimizin karnı tam olarak tok mu? Hepimiz arkadaşlar uykusunu tam olarak aldı mı? Almadı, ama onu kısmen karşılamamız bir üst basamağa, yani güvenliğe yönelmemize yetti arkadaşlar. Yeterlilik böyle bir şey. Gereklilik noktasına geldiğimizde ise bakın arkadaşlar, mesela bir düşünün. Son 48 saattir hiç yemek yememiş olsak, son 48 saattir hiç uyumamış olsak, gelip de buraya ben ders anlatabilir miyim, ya da gelip sizler ders dinleyebilir misiniz? Mümkün değil arkadaşlar. İnsanın aklına ders dinlemek falan gelmez. Ya da bir düşünün isterseniz, Allah korusun savaşlar çıktı diyelim, şehre bomba yağıyor, her gün insan ölüyor diyelim, İnsanın aklına aşık olmak, ne bileyim evlenmek falan gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Gereklilik de böyle bir şeydir. Kısmen gerekli ve kısmen yeterlidir. Evet, bunca açıklamadan sonra tekrar soruyorum. Aranızda kendini gerçekleştirme sürecinde olan var mı? Evet, onlar arkadaşlar şimdi görsele çok iyi baksınlar, çünkü küçük bir test yapacağız bununla alakalı. Hülya, niye güldün? Burnunu karıştırmak. Allah Allah. İğrenç bulanı gördüm ama komik göreni de ilk kez görüyorum. Olabilir tabii yani. Tiksindiniz mi? Arkadaşlar, tiksinenler kendini gerçekleştirme sürecinde değiller. Bu kötü haberi onlara veriyorum. Evet, o süreçte değiller. Çünkü kendini gerçekleştirme sürecindeki insanların özelliklerinden bahsettiğimizde bunu daha net vaziyette göreceğiz. Evet, haydi bakalım. Ama önce bir öksüreyim. Zaten birazdan ciğerleri falan bırakacağım kenara. Yavaş yavaş açıyorum. Arkadaşlar, birinci olarak kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler gerçekçi bireylerdir. Bir insanın gerçekçi olması demek ne demek derseniz, arkadaşlar, bir insanın gerçekçi olması demek onun çevresindeki durumları olumlu ve olumsuz şekilde değerlendirebilmesi demektir. İkinci olarak, kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler arkadaşlar kendini kabul özelliğine sahiptir ve bir de insani olanı kabul özelliğine sahiptir. Şimdi millet, kendini kabul deyince ÖSYM bunu çok sever. Bu kavrama bayılıyor gerçekten de. Kendini kabul deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Kendini kabul, bir insanın arkadaşlar kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmesidir. Ve kendini kabul eden insanların da iki tane kritik özelliği vardır. Birincisi, kendini kabul eden insanlar erişilebilir hedefler belirleyen insanlardır. Yani erişebileceği kendine hedef olarak koyar. İkincisi, kendini kabul eden insanlar arkadaşlar bir de bunun yanı sıra eleştiriye de açık olan bireyler olarak da değerlendirilirler. ÖSYM bu iki maddeyi de soru olarak kullanmıştır. Hangisi kendini kabuldür diyerek arkadaşlar karşımıza çıkarmıştır. Bunun yanı sıra kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler insani olanı kabul özelliğine de sahip bireylerdir. İnsani olanı kabul etmek demek
teknik arkadaşlar. İnsanın aksıracağını, tıksıracağını, hani o kızın yaptığı gibi arkadaşlar, burnunun akacağını, ter kokacağını kabul etmek demektir. Yani insani olanı kabul özellikleri de vardır onların. Şimdi tabii ter kokmak deyince orada biraz arkadaşlar durup düşünmek lazım tabii. Çünkü bazı ter kokmuyor, bazısı radyasyon, ne bileyim yani teçe gibi kokuyor falan diyor. Onları kabul etmeyebiliriz ama normalde insani olanı kabul edeceğiz. Arkadaşlar kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler içinden geldiği gibi davranırlar, sadedirler, içtendirler, diğer bir deyişle spontan olarak da değerlendirilirler. Onlar yaratıcı ya da üreticidir. Sosyaldir, yaşadıkları toplumdan, çevreden kopuk değildir. Yaşamdan doyum alırlar, hayattan keyif alırlar, diğer bir deyişle arkadaşlar doruk yaşantılara sahip bireylerdir. Mesela bir dost ortamında oturuyor ya, onun özelliğini bilerek ve keyfini çıkararak oradaki zamanını geçirebilir. Mesela bir bebeği eline aldı ya, onun özel bir şey olduğunu bilerek arkadaşlar o bebeği sevebilir, onunla zaman geçirebilir. Ve yine bunun yanı sıra kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler otantiktir. Bir insanın otantik olması demek, o insanın nevi şahsına münhasır olması demektir. Kendine has olması demektir. Kendine özgü olması, diğer kişilere benzememesi demektir. Bunun yanı sıra arkadaşlar onlar amaç ile araç ayrımını yapabilirler. Mesela bugün sizlerin burada bulunma amacı ne? Amacınız ne? Atanmak ve göreve başlamak. Aracınız ne? Projeksiyon aleti miyim, kamera mıyım, araç ne? Ne bileyim arkadaşlar, hadi ben de olayım. İşte kameralar falan da bilmem ki. Slide'lardır, bu salondur, bunların hepsi bir araç olarak değerlendirilir. Ve önemli bir noktayı söyleyeyim sizlere. Amaç ve araç ayrımını yaparken arkadaşlar, amacın da daha önemli bir şey olduğunu asla akıllarından çıkarmazlar. Amaç araca kıyasla daha mühim, daha önemli bir şeydir. Arkadaşlar onlar toplumsal sorumluluk sahibidir. Sadece kendi problemleriyle değil, yaşadıkları toplumun sıkıntılarıyla ilgilenirler. Kültürlenmeye karşı direnirler. Hocam ne demek bu derseniz arkadaşlar, bu süreçteki bireyler toplum onlara ne dayatıyorsa olduğu gibi kabul etmezler. Ne yaparlar? Kendi doğru yanlış süzgecinden geçirdikten sonra kabul ederler ya da etmezler. Şimdi önemli bir kelime kullanacağım sizlere. Eğer ki toplum onlara ne dayatıyorsa kabul ediyor olsalardı, bu davranış arkadaşlar topluma uyma davranış olarak değerlendirildi. Ve uyma bizim için asla istenmeyen bir şeydir. Uyma diye bir şey görüyorsanız ki ÖSYM'nin iki kez seçeneklerde uymayı seçenek cevap olarak vermişliği vardır, kötü bir şey olarak ifade etmişliği vardır, bunun yanlış bir şey olduğunu bilin. Bizim için istendik olan şeyse arkadaşlar tabii ki topluma uyumlu olma dediğimiz şeydir. Topluma uyumlu olmaysa olduğu gibi kabul etmek değil de kendi doğru yanlış süzgecinden geçirdikten sonra kabul etmek ya da etmemektir arkadaşlar. Uyma kötü, uyumlu olma iyi bir şeydir. Bunun yanı sıra toplumsal sorumluluk sahibidir, yaşadığı toplumu düşünür ve arkadaşlar saygı, değerlilik, koşulsuz kabul anlayışına da yine sahip bireylerdir. Hocam ne demek bu derseniz, bu da önemli. ÖSYM'nin soru sorduğu bir nokta, hemen açıklayayım. Arkadaşlar, insancıl anlayışın saygı, değerlilik, koşulsuz kabul kavramına göre her birey dini, dili, etnik kökenin, hayata bakışı, siyasi duruşu, cinsiyeti, cinsel tercihi arkadaşlar vesairesi ne olursa olsun yalnızca insan olduğu için saygıya değerdir. Ve tabii ki koşulsuz bir şekilde kabul edilmelidir. ÖSYM bununla alakalı 3 kez soru sordu. Birinci soru 2001 yılında karşımıza çıkmıştı ve Mevlana ile alakalı bir soruydu. Deniyordu ki Mevlana'nın ne olursan ol gel sözü insancıl anlayışın hangi kavramıyla alakalı? Doğru cevap koşulsuz kabul. Yıl 2008, sınav yine KPSS. Bu kez arkadaşlar Orhan Gencebay'dan aktardılar. Siz kesin biliyorsunuzdur zaten. Ne diyor Orhan Gencebay?
Hatasız kul olmaz, atamla sev beni diyor. Bu hangi kavramla alakalıdır dediler. Koşulsuz kabul. Yıl 2011 sınav KPSS, bu kez Yunus Emre'den aktardılar ve dediler ki 10 numara söz ha. 72 millete bir gözle bakmayan, halka müderris olsa hakka karşı asidir sözü insancıl anlayışın hangi kavramıyla alakalı? Doğru cevap yine koşulsuz kabuldü. Evet arkadaşlar, bir de biliyorsunuz, en azından benim öğrencilerim biliyordur, bunun yaşayan çok önemli bir temsilcisi var değil mi? Tanıştıralım mı? İnsanlarla tanıştıralım mı? Verelim İbo'yu, verelim de insanlar koşulsuz kabulün yaşayan en önemli temsilcisiyle bir tanışsınlar. Ben de çakmağı makmağı alayım. Yasin kardeşim, ver közküyü. Aman pardon, coşkuyu. Müziğe bırakın kendinizi. Birazdan koşulsuz kabulün nirvanasını yaşayacaksınız. Umut o halay değil kardeşim. O ne? He. Çek Elif'cim, çek. Şöyle yap. Çok sıcak değil mi? Vallahi içim yanıyor. Bakın hassasiyete bakın, bir giriştir. Bir aa güzel. Ne haber kız? Kuzenim. Tamam, kaygımız var. Ver, ses ver abi biraz daha. Bir yaprak dalından sararıp düşse ezilir yüreğim, duygumuz vardır. Ezilir yüreğim. İşte burası. Duygumuz vardır. İmparator. Koşulsuz kabulü hissedin. Hamutluklarda bir eski magenci. Afrika'da garip bir zenci. Fark etmez ne dili ne dini rengi. Madem ki insandır saygımız var. İbo bunu diyor ve bu anlayışın yaşayan en önemli temsilcisi oluyor arkadaşlar. Ve oradaki son vurgu çok güzel, hep söylüyorum. Madem ki insandır, saygımız vardır. Eyvallah. İnsanı... Ha, alkış da süper bir şey ha, iyi hissettiriyor gerçekten de. Neyse arkadaşlar, sonrası da çok güzel devam ediyor. İnsanı insandan ayıramam ki, bu bizden diyerek ayıramam ki, sanmayın sesimi duyuramam ki, insanız insana saygımız vardır. Hakikaten de yazandan güzel de yazmış. Evet şimdi arkadaşlar yola devam edeceğiz de. Yola devam edeceğiz mi? Yani hep böyle yola devam mı yani, durmuyor muyuz yani? Siz dur deyince mi duruyorum bugün? Mola ya, veremiyoruz. Arkadaşlar mola, ne molası Allah'ını severseniz, daha yok mola falan. Ne zaman vereceğiz? Anam işim yandım. Evet arkadaşlar, şimdi Rogers'ın kavramlarıyla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Rogers'a göre de kendini gerçekleştirme sürecindeki bireylerin bir takım özellikleri var arkadaşlar. Bunları da bir hatırlayalım, çünkü bunlar da karşımıza soru olarak çıkmış olan kavramlar, çılgınlar gibi. Yıl arkadaşlar 2010, yaşantılar açık olmayla beraber başladılar. Hemen biz de bir tarif edelim. Bizim verelim mi mola? Arkadaşlar o zaman mola ha. Arkadaşlar mola veriyoruz. Çok üzüldük ama haydi bakalım, mola verdik. Eyvallah. Eyvallah. Geldiğimizde buradan devam edelim. Arkadaşlar merhaba, tekrardan ben geldim. Evet iyi oldu vallahi, ara var ya içimiz yanmış değil mi burada? Sıcak, bir de klimaları kapattırmışlar, öyle duydum. Üşüyoruz falan demişler. Soğuk mu klima açılınca? Çarpıyor mu? Ama hakikaten şu taraf bak, ortası sıcaklıyordur böyle. Yanlarda oradan geldiğinden dolayı biraz böyle üşüyordur falan. Efendim Mustafa? Kafa olarak rahatız diyorsun. Sana dokunmaz kardeşim. 3-5 tane rüzgar, 3-5 tane esintiye sen pabuç bırakacak insan değilsin. Ama ben bırakırım tabii yani. Sıcak, yanıyor içim yani.
Evet, şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz daha rehberliği hissederek devam edeceğiz. Biraz da arkadaşlar yoğunlaşarak yola devam edeceğiz. Şimdi insancıl anlayışa göre öncelikle arkadaşlar Abraham Maslow'un kavramlarını bir değerlendirdik. Abraham Maslow'a göre kendini gerçekleştirme sürecindeki bireylerin özelliklerinin ne olduğunu gözden geçirdik. Aslında ben size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aklımıza gelebilecek birçok olumlu özellik kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyin özelliğidir. Hani orada yazanların haricinde kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler demokratik bir kişilik yapısına sahiptir. Az sayıda sıkı dostluğu vardır. Yalan söylemezler, daha çok çözüm odaklı düşünürler gibi gibi bu olumlu özellikler çoğaltılabilir. Ve Abraham Maslow bize şunu söyler, der ki bir insan bu özelliklere sahip olduğundan dolayı kendini gerçekleştirme sürecine girmiş olmaz. Bir insan arkadaşlar kendini gerçekleştirme sürecine girdiği için onda bu özellikler zaten kendiliğinden ortaya çıkar der. Şimdi Maslow'un özelliklerini değerlendirdikten sonra insancıl anlayışın diğer temsilcisi olan Carl Rogers'a göre de kendini gerçekleştirme sürecindeki bireylerin özelliklerini bir gözden geçireceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikle yaşantılara açık olma diyoruz. Rogers'ın yaşantılara açık olmak dediği şey, bireyin çevresinden gelen uyarıcıları çarpıtmadan algılayabilmesi manasına gelir. İnsan çevresinden gelen uyarıcıları çarpıtmadan algılayabiliyorsa o insan yaşantılara açık insandır. E hocam nasıl oluyor bu durum diye sorarsanız. Mesela arkadaşlar, eğer ki ben şöyle cümleler kuruyorsam. Bana yalan söylersen bu durum benim sana kızmama sebep olur. Bu yaşantılara açık bir bireyin kuracağı cümledir. Çünkü dışarıdan yalan gibi bir uyarıcı geliyordur ve kişi bunu çarpıtmadan algılıyordur. Ya da eğer ki benimle yüksek sesle konuşursan bu benim korkmama sebep olur. Dışarıdan yüksek ses gibi bir uyarıcı geliyordur ve kişi bunun kendisini arkadaşlar korkutacağını söylüyordur. Yaşantılara açık bir insan tepkisi. Eğer ki beni aldatırsan bu durum benim sana küsmeme sebep olur. Dışarıdan aldatmak gibi bir uyarıcı geliyordur ve kişi bunu çarpıtmadan algılayıp küseceğini söylüyordur. Arkadaşlar, yaşantılara açık insanlar böyle davranan, değerlendiren insanlarken yaşantılara kapalı insanlarsa mesela şunu söylerler. Der ki bu hayatta hiçbir şey beni üzemez. Bakın, dışarıdan gelen uyarıcıları çarpıtarak algılamak böyle bir şey. Hiç kimse beni kızdıramaz der. Dışarıdan gelen uyarıcıları çarpıtarak algılamak böyle bir şey arkadaşlar. Ve yaşantılara kapalı insanlar da böyle davranıyorlar. Yaşantılara kapalı olma deyince bir ara sosyal medyada çok sık kullanılan bir tabir vardı bu. Kezbanlık falan diyorlardı. Doğruluğunu yanlışlığını arkadaşlar değerlendirmiyorum ama örneğin kezban diye değerlendirdikleri insanların şu şekilde kurdukları cümleler vardı. Mesela diyordu ki hayatı 3 kişi yaşıyoruz. Ben, keyfim ve kahyası. Değil mi? Böyle sözler var. Bunu söyleyen bir insan yaşantılara açık mı yoksa yaşantılara kapalı mı? Tabii ki kapalı, çünkü çevreden gelen uyarıcıyı çarpıtarak algılamış. Hayat 3 kişilik bir hayat değil. Onun bahsettiği gibi 3 kişilik bir hayat hiç değil. İşte yaşantılar arkadaşlar kapalı olmakta yine böyle bir şeydir. Bir diğer kavramımız bizim varoluşsal yaşama dediğimiz kavramdır. Arkadaşlar, varoluşsal yaşama kişinin geçmiş ya da gelecekten etkilenmeden içerisinde bulunduğu anın hakkını verebilmesi anlamına gelir. Yani anı yaşaması anlamına gelir. Ve anı yaşamak deyince bazen yanlış anlaşılıyor. Diyorlar ki ben anı yaşıyorum, deliler gibi geziyorum, çılgınlar gibi eğleniyorum. Anı yaşamak böyle bir şey değil arkadaşlar. Anı yaşamak şöyle. Mesela siz bu derse gelmeden önce ne bileyim belki kötü bir sabah geçirmişsinizdir. Sevdiğiniz biriyle tartışmışsınızdır. Ya da mesela bu dersten çıktıktan sonra çok önemli bir toplantıya, çok önemli bir görüşmeye gideceksinizdir ama siz bu derste olduğunuz zaman aralığında yapmanız gerekenleri yapıyorsanız, burada olmanızın hakkını veriyorsanız, işte o zaman varoluşsal yaşayan, anın hakkını veren bir birey olursunuz. Affedersiniz, bir su içeyim. Öksürük işte. Sigara migara insanı böyle yapıyor bir zaman sonra, değil mi? Ondan kaynaklı herhalde. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer kavramla.
organizmaya güven dediğimiz kavramdır. Organizmaya güven kavramıysa bireyin bu kez arkadaşlar organizmasından gelen uyarıcıları çarpıtmadan algılaması, yani kişinin kendi iç sesini dinleyebilmesidir. Mesela arkadaşlar sizlerin durumunun üzerinden bir değerlendirme yapayım. Şimdi sınav az kaldı ya, biliyorum ki siz eve gittiğinizde küt diye arkadaşlar soluğu ders çalıştığınız masanın başında alıyorsunuz. Böyle hemen oturuyorsunuz masanın başına. Çalışmaya başlıyorsunuz. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, iki saat derken artık soruları yavaş yavaş yanlış cevaplamaya başlıyorsunuz. Artık soruları yavaş yavaş anlamamaya başlıyorsunuz ki bu durumda organizmanız size ne söylüyor? Artık yoruldun diyor, biraz ara ver diyor. İşte siz vicdan falan yapmadan o dersin başından kalkabiliyorsanız o zaman arkadaşlar organizmaya güven özelliğine sahip bir birey olursunuz. Bu insanın iç sesini dinleyebilmesidir arkadaşlar. Ve şimdi sizler için bunlarla alakalı genel bir analiz yapayım. ÖSYM arkadaşlar 2010 yılında yaşantılara açık olmaya ilişkin bir soru sordu KPSS'de. ÖSYM arkadaşlar 2011 yılının hem STS'sinde hem de KPSS'sinde varoluşsal yaşamayla ilgili soru sordu. Ama bunların kardeş kavramı olan organizmaya güveni henüz sormadı. Bu kavramları soran ÖSYM organizmaya güven kavramını da karşımıza çıkartabilir. Arkadaşlar bununla alakalı hazır bulunuşluğunuz yüksek olsun. Bir diğer kavramımızsa bizim tam olarak fonksiyonda bulunma dediğimiz kavramdır. Bu da kavramın arkadaşlar diğer adı tam verimlilik olarak da geçer. Ve bizim tam olarak fonksiyonda bulunma dediğimiz şey, tam verimlilik dediğimiz şey, insanın potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmesi demektir. İnsanın potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmesi ise Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramıyla aynı yere işaret eder. Yani arkadaşlar bir yerde tam olarak fonksiyonda bulunma ya da tam verimlilik diye bir şey görüyorsanız orada kendini gerçekleştirme sürecindeki bireylerin olduğu aklınıza gelmeli. Yarın bir gün karşınıza şöyle sorular çıkar. Derler ki aşağıdakilerden hangisi tam verimli bireylerin özelliklerinden biridir ya da tam verimli bireylerin özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar o zaman sizin arayacağınız şey yine kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyler olacak. Bunları konuştuğumuz anda artık arkadaşlar kendini gerçekleştirme süreci ve insancıl anlayışı gözden geçirmiş oluyoruz ve şimdi de rehberliğin ilkeleriyle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Evet, Türkan Şoray. Güzel kadın değil mi gerçekten de? Vallahi güzelmiş yani zamanında. Arkadaşlar Türkan Şoray'ın ilkeleriyle rehberliğin ilkelerinin ne ilişkisi var diye sorarsanız bana kalırsa rehberliğin ilkeleri Türkan Şoray'ın ilkelerine benziyor. Şundan kaynaklı. Mesela rehberliğin Türkan Şoray'ın ilkelerini değerlendirdiğimizde kadının 60'lı yıllarda çektiği bir filmdeki ilkesi neyse arkadaşlar 2000'li yıllarda çektiği bir filmdeki ilkesi aynı. Kadının Ankara'da çektiği bir filmdeki ilkesi neyse İstanbul'da çektiği bir filmdeki ilkesi aynı. Bir dizi çekiyor ilkesi aynı. Bir film çekiyor ilkesi aynı. Yani yer değişiyor, zaman değişiyor, mekan değişiyor, tür değişiyor ama Türkan Şoray'ın ilkeleri değişmiyor. Rehberliğin ilkeleri de aynıdır arkadaşlar. Yer, zaman, mekan, öğretim kademesi, okul türü fark etmeksizin asla değişmeyen bir yapıya sahiptir. Her zaman aynı kalır bizim rehberlik ilkelerimiz. Şimdi hiç değişmeyen bu rehberlik ilkelerinin içerisinde neler olduğunu bir gözden geçirelim. Evet, öncelikle arkadaşlar özerklik ilkesiyle başlıyoruz. Şimdi millet özerklik deyince size önce özerkliğin ne olmadığından bir bahsedeyim. Çünkü hani kavram yanılgıları var. Biz de az buçuk görüyoruz böyle sizler soruları falan sorarken. Özerklik deyince aklınıza gelmeyecek olan şey özgürlüktür. Özellikle özgürlüğün herhangi bir bağlantısı, herhangi bir ilişkisi yoktur. Arkadaşlar rehberlikteki özellik kavramı rehberlikte birey adına problem çözmenin olmadığıdır. Bireyin kendi problemini çözecek güce edinmesi için bir takım çalışmaları sürdürmek olduğudur. Rehberlik birey adına problem çözmez. Onun problem çözecek güce edinmesi için bir takım çalışmalar sürdürür. Hani
Hani o klişe bir söz var ya, rehberlik bireye ne yapmaz? Balık vermez. Ne yapar? Balık tutmayı öğretir arkadaşlar. Aslında özellik bizim için biraz da bunu ifade eder. Bir diğer ilkemiz rehberlikte sürekliliğin esas olduğudur. Arkadaşlar süreklilik dediğimiz şey rehberlik hizmetlerinin yaşam boyu sunulması manasına gelir. İnsanların içerisinde bulunduğu tüm gelişimsel dönemlerde bu hizmetlerden yararlanabileceği manasına gelir. Bir diğer ilkemiz rehberlikte ortak anlayış ve işbirliğinin esas olduğudur. Arkadaşlar ortak anlayışta, işbirliği de kimin ortak anlayışı, kimin işbirliği diye sorarsanız bu öğrenci ile ilgili kişilerin işbirliği, öğrenci ile ilgili kişilerin ortak anlayışıdır. Öğrenci ile ilgili kişiler dediğimiz insanlarsa çocuğun velisi, çocuğun arkadaşlar öğretmenleri, okuldaki idareciler ya da rehber öğretmenler olabilir. Peki sormak istiyorum sizlere, öğrenci ile ilgili kişiler deyince aklımıza arkadaşlar çocuğun arkadaşları gelmeli mi? Arkadaşlar çocuğun arkadaşları gelmemeli. Evet, şöyle bir düşünün. Mesela arkadaşlar bizim Ceren öğrenci. Ceren'in rehberlik yardımına ihtiyacı var diye Başak bana arkadaşlar işbirliği yapmak, benimle ortak anlayış oluşturmak durumunda mı? Değil kardeşim. İşbirliği deyince çocuğun arkadaşları aklımıza gelmez. Zaten okuldaki diğer görevliler açısından da işbirliği bir tercih değildir. İşbirliği arkadaşlar bir gerekliliktir. Kimi zamanda bir görevdir. Bir arada çalışmalar sürdürmeleri gerekir. Devam ediyoruz. Gönüllülük ilkemizde. Arkadaşlar, rehberliğin gönüllülük ilkesi bir kere tabii ki hizmeti sunanın gönüllülüğüyle zerre kadar alakalı değildir. O hizmeti alanın gönüllülüğüyle, yani öğrencinin gönüllülüğüyle alakalı bir ilkedir. Çünkü bireyler rehberlik hizmetlerinden kendi rızalarıyla yararlanmalıdır. Çünkü gönülsüz yenen aş yakarını ağrıtır. Ya baş arkadaşlar kendi rızasıyla yararlanacak. Evet, bir diğer ilkemiz bizim gizliliktir. Arkadaşlar gizlilik bireyle rehberlik hizmetlerinin, rehberlik servisindeki kişilerin arkadaşlar arasında bir güven ilişkisinin oluşabilmesi için onunla alakalı bilgilerin diğer kişilerle paylaşılmamasına işaret eder. Peki sormak istiyorum sizlere. Arkadaşlar bireyle ilgili bilgiler hiçbir koşulda diğer insanlarla paylaşılmaz mı? Ne gibi durumlarda? Çocuğun intihar meyli varsa, evet. Tecavüz, taciz, cinsel istismar söz konusuysa, madde bağımlılığı gibi bir problem söz konusuysa, çocuk evden kaçacağını söylüyorsa ya da birilerini tehdit ediyorsa, aslında bir bütün olarak şöyle ifade edebiliriz. Eğer ki kişinin kendine ya da başkalarına zarar verme durumu söz konusuysa, işte o zaman arkadaşlar bilgiler tabii ki herkesle değil ama gerekli kişilerle paylaşılabilir. Gizlilik bize bu noktada izin veren bir ilkedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir diğer ilkemizle birlikte, o da bizim bireysel farklılıklara saygı dediğimiz ilkedir. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz görsel aslında bana kalırsa bireysel farklılıklara saygı dediğimiz noktayı güzel güzel anlatan bir görseldir. Bakın adam almış karşısına kuşu, maymunu, pengueni, fili, balığı ve diyor ki adil bir yarış için hepinizin diyor şu ağaca tırmanması lazım. Böyle bir yarış adil bir yarış olur mu? Tabii ki olmaz arkadaşlar. İşte bakın, bu adam nasıl ki bu hayvanların farklılıklarını görmezden geliyorsa, bunların bireysel farklılıklarına aykırı davranıyorsa, bir matematik öğretmeni de arkadaşlar tüm öğrencilerinden aynı düzeyde başarı bekliyorsa, o da yine bireysel farklılıklara saygıya aykırı davranmış olur. Bir resim öğretmeni tüm öğrencilerinden aynı düzeyde resim çizme kabiliyeti bekliyorsa, o da yine aynı şekilde bireysel farklılıklara saygıya aykırı davranmış olur arkadaşlar. Devam. Birey merkezlilik dediğimiz ilkeyle. Bakın ilk derste söyledim, yineliyorum, aklınızdan çıkarmayacaksınız arkadaş. Bir yerde birey merkezlilik diye bir şey görüyorsanız orada aklınıza gelecek şey bireyin biyo, psikososyal tüm yönleriyle gelişmesi. Birey merkezlilik ilkesi de bize bunu anlatır. Peki hocam bu ilke karşımıza nasıl soru olarak çıkabilir diye sorarsanız hemen söyleyelim.
Arkadaşlar, eğer ki bir okulda öğrencilerin tüm yönleriyle gelişmesi engelleniyorsa, örneğin bir okulda beden eğitimi dersi yapılmıyorsa ve çocukların arkadaşlar işte fiziksel anlamda gelişmeleri engelleniyorsa, bu durum orada birey merkezliliğe aykırı bir şeyin olduğunu ortaya çıkartır. Ya da mesela bir okulda arkadaşlar öğrenciler derece yapsın diye ne bileyim resimdir, müziktir, falandır, filandır dersler yapılmıyorsa, sadece ders işleniyorsa, orada çocukların tüm yönleriyle gelişmesi engellendiğinden dolayı yine birey merkezliliğe aykırı bir durumun varlığından bahsedebilmemiz mümkündür. Arkadaşlar, bireyleri tüm yönleriyle tanımak hizmetlerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Yine rehberlik hizmetleri tüm bireylere açık olan hizmetlerdir. Şimdi tüm bireylere açık olma deyince bazılarınızın aklına şöyle bir şey geliyor. Hocam demek ki dini, dili, ırkı, cinsiyeti falanı filanı neyse herkese açık diye bir şey geliyor. Bu gelmesin. Tüm bireylere açık olmak demek arkadaşlar, sorunu olsun ya da olmasın, tüm öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmesi demektir. İster sorun olsun ister olmasın, tüm öğrenciler bundan yararlanabilirler. Yine hem birey hem topluma karşı sorumludur yani arkadaşlar, rehberlikte toplumsal bir gelişim hedeflenirken birey asla göz ardı edilmez. Yani biz toplum gelişecek diye bireyi o topluma feda edemeyiz arkadaşım. Evet, devam ediyoruz bir diğer ilkemizle birlikte. Arkadaşlar, o ilkemizde demokratik ve insancıl olma dediğimiz şeydir. Şimdi yine önemli bir nokta. ÖSYM, bakın, eğitim bilimlerinde kendini tekrar eden bir kurumdur. En önemli niteliği bu. Eğitim bilimleri deyince ÖSYM'nin kendini tekrar edeceğini bir kere bileceğiniz. Arkadaşlar, bundan dolayı eski sorular önemlidir, çıkmış sorular önemlidir ki bu ilkeyle alakalı da hemen açıklamamızı bunun üzerinden yapalım. Arkadaşlar, rehberlikte demokratik ve insancıl olma. Bir yerde rehberliğe ilişkin demokratik olmak diye bir şey görüyorsanız aklınıza özgür seçimler gelecek arkadaşlar. İnsancıl olmak da zaten koşulsuz kabul anlayışına sahip olmakla alakalı. Yıl 2010 sınav KPSS ki iptal sınavıydı, şöyle bir soru sordular. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin demokratik ve insancıl olma ilkesini en doğru şekilde açıklar dediler. Ve arkadaşlar, doğru cevap olarak da bireyin rehberlikte özgür seçimler yapmasına vurgu yaptılar. Demokratik olmayı görüyorsanız yapıştırın gitsin. Özgür seçimlerim. Evet, rehberlik ve eğitim ayrılmaz bir bütündür. Ne demek hocam bu derseniz, arkadaşlar, rehberlik ve eğitim hizmetlerinin kaynaştırılmış bir yapıyla devam ettiği manasına gelen bir ilkedir. Ve bu ilkenin en önemli kanıtı nedir diye sorarsanız, arkadaşlar, bu ilkenin en önemli kanıtı sizsiniz. Çünkü sizler branş öğretmeni olmanızın yanı sıra bir taraftan da sınıf rehber öğretmenliği diye bir işi sürdürüyorsunuz. Bu durum sizin eğitim hizmetleriyle rehberliği bir arada sürdürdüğünüz manasına gelir ve bundan dolayı sınıf rehber öğretmenliği dediğimiz sistem, arkadaşlar, rehberlik ve eğitimin kaynaştırılmış bir yapıya sahip olduğunu bize gösterir. Evet, hizmetlerimiz her okulun amaç ve yapısına uygundur. Bu ilkenin diğer bir adı vardı, neydi? Arkadaşlar, programlar okulların türlerine, özelliklerine göre hazırlanıyordu. Ne diyorduk biz buna? Esneklik diyorduk, değil mi? Bu durum arkadaşlar bize esnekliği anlatır. Şöyle ki, Çankaya'daki bir ilkokulda arkadaşlar, örneğin Yeni Mahalle'deki bir ilkokulda aynı rehberlik programı uygulanamaz. Ya da bir Anadolu Lisesi ile bir Fen Lisesi'nde aynı rehberlik programı uygulanamaz. Hatta bir tık daha öteye gidersek size şunu söyleyebilirim. Örneğin Mamak'ta bir proje, şiddetle alakalı bir proje örneğin başarılı oldu diye siz o projeyi alıp da arkadaşlar olduğu gibi Keçiören'de uygulayamazsınız. Başarılı olamazsınız. Çünkü o durumda esnekliğe aykırı davranmış olursunuz. ÖSYM bununla alakalı da arkadaşlar 2013 yılında karşımıza bir kez soru çıkardı. Ve dedi ki, aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? Seçeneklerde arkadaşlar demokratik insancıl olma vardı, gizlilik vardı, gönüllülük vardı, bireysel farklılıklara saygı, birey merkezlik ve bir ilkede şöyleydi arkadaşlar, deniyordu ki tüm okullarda aynı rehberlik programı uygulanır. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Çünkü abi niye onun önüne suç şişesi koyuyorsun ya?
Beni çekmek yerine su şişesini çekmek daha mı mantıklı geldi? Lütfen yapma Allah'ını seversen. Evet, son olarak da geliyoruz planlı, programlı ve örgütlenmiş bir yapıya sahip olmasıyla. Şimdi şu kısım, yani planlı, programlı, örgütlenmiş olma arkadaşlar, bizim hizmetlerimizin 2001 yılında yayımlanan rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre sürdürülmesine işaret eder. Bu yönetmelik zaten bizim dersimizin arkadaşlar 8. bölümü olacak. Yani son olarak değindiğimiz konu bu yönetmelik olacak. Bunu nasıl sağladığımızı orada göreceksiniz. Profesyonel olmak, hocam neye işaret ediyorsunuz derseniz, arkadaşlar rehberlik hizmetleri profesyoneller tarafından sunulur. Mesela hocam sana sormak istiyorum, bölümün neydi? Efendim? Tarih öğretmeni. İsmin ne? Sibel öğretmen bir tarih öğretmeni. Okuluna gittiğinde arkadaşlar bir lisede görev yapacak ve tabii ki bir taraftan da sınıf rehber öğretmenliğini sürdürecek. Sibel öğretmen, senin sınıf rehber öğretmenliğini sürdürmen profesyonel olmaya aykırı bir durum mu? Değil arkadaşlar, aksine Sibel öğretmenin bu görevi sürdürmesi, yani sınıf rehber öğretmenliğini sürdürmesi, profesyonel olmayı destekleyen bir durum. Çünkü şundan kaynaklı, her biriniz mezun olmak için belli bir kredide rehberlik dersi aldınız ve bu sizin sınıf rehber öğretmenliği konusunda profesyonel olmanızı sağladı. Yine profesyonel olmakla ilgili karşınıza bir şey çıkarsa bu noktanın da arkadaşlar önemli olduğunu bilin. Evet, ilkelerimizi böyle değerlendirdikten sonra şimdi arkadaşlar yine her yıl karşımıza soru olarak çıkmış bir konuyla birlikte devam ediyoruz. 2007 soru, 2009 soru, 2013 soru, 2014 soru. Bu ayrımı ÖSYM sormaya bayılıyor kardeşim. En sevdiği şeylerden bir tanesi bu ayrım. Sıcakladınız değil mi? Şu klimayı falan açalım. Vallahi millet böyle oturamıyor. Terledim biraz da şuraya oturayım, terledim biraz da şuraya oturayım modunda herkes. Beni mi çekiyorsun? Tamam abi, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi en son nerede kaldık? En son dedik ki gelişimsel rehberlikte geleneksel rehberlik ayrımını yapmak lazım dedik. Çünkü ÖSYM'nin arkadaşlar soru sormaya hayli sevdiği konulardan bir tanesi bu konu. Adamlar dönüyorlar dönüyorlar bununla alakalı soru soruyorlar arkadaşlar. Zaten biraz önce de söylemiştik, ÖSYM demiştik, eğitim bilimlerinde kendini tekrar eden bir kurumdur ve kendini tekrar etmeye devam edecektir. Muhtemelen yine bununla alakalı da bir takım şeyleri karşımıza çıkaracaklar. Evet. Geleneksel rehberlikle beraber arkadaşlar ne olduğuyla beraber bir yola çıkalım ki, bizim geleneksel rehberlik dediğimiz şey aslına bakarsanız eski zamanlarda benimsenen rehberlik yaklaşımlarının ortak noktalarını içeren bir rehberlik yaklaşımı, bir rehberlik anlayıştır. Gelişimsel rehberlik ise arkadaşlar günümüzde benimsenen rehberlik modelidir. Bu günümüzdeki anlayıştır. Bizim için temelde şunu ifade eder arkadaşlar, rehberlik gelişimsel rehberlikle birlikte arkadaşlar bireyin içerisinde bulunduğu gelişimsel dönemin ödevlerini yerine getirmesini ve bir sonraki döneme sağlıklı şekilde geçebilmesi için yapılacak, sürdürülecek olan çalışmaları kapsar. Arkadaşlar tüm gelişimsel dönemlerle alakalı bir vurgu olduğu için biz gelişimsel rehberlik yaklaşımının sürekli vaziyette hizmetlerin sürdürüldüğü bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra bireylerin arkadaşlar tüm yönleriyle gelişmelerini hedeflediği için, biyopsikososyal tüm gelişim alanlarını konu aldığı için, bir de birey merkezli bir anlayış olduğunu da söyleyebiliriz. Bireyi merkeze alan bir yaklaşımdır gelişimsel yaklaşım. Şimdi bunları söyledikten sonra şu arkadaşlar ayrımları beraberce bir değerlendirelim. Evet. Bizim geleneksel yaklaşım dediğimiz yaklaşım kriz ve sorun odaklı bir yardım hizmetidir. Yani kriz varsa hizmet sunar, yani sorun varsa hizmet sunar. Oysaki gelişimsel yaklaşım arkadaşlar krize, soruna ihtiyaç duymaz. Burada hizmetler gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı bir şekilde sürdürülür. Şimdi geleneksel yaklaşım dediğimiz yaklaşım kriz ve sorun odaklı olduğundan dolayı arkadaşlar biz buradaki hizmetlerin
yalnızca problemli öğrencilere dönük vaziyette sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü kriz varsa, sorun varsa, problem varsa hizmet var. Bundan dolayı da hizmetler yalnızca problemli öğrenciye dönük. Oysaki gelişimsel yaklaşım arkadaşlar hizmetlerin tüm öğrencilere yönelik olarak sürdürüldüğü bir yaklaşım. Çünkü orada sorunu olsun ya da olmasın tüm öğrenciler rehberlik hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Yine geleneksel yaklaşım kriz ve sorun odaklı olduğundan dolayı kriz yokken sorun yokken hizmet sunmaz. Bundan dolayı var olanı korur ve sürdürür. Bakın kriz yok sorun yok hizmet sunmuyoruz. Var olanı koruyoruz ve sürdürüyoruz. Oysaki gelişimsel yaklaşım arkadaşlar var olanı geliştiren ve tabii ki değerlendiren bir yapıya sahip. Yani şurada sorun yoksa da gelişimsel anlayışta bir takım hizmetler sürdürülüyor. Çünkü arkadaşlar burada gelişmeyi de sağlamak bizim için temel hedef olarak değerlendiriliyor. Devam edelim. Geleneksel yaklaşım dediğimiz yaklaşım arkadaşlar bilgi verme ve yöneltme ağırlıklı olarak hizmetlerin sürdürüldüğü bir yaklaşımdır. Hocam ne demek bilgi verme ve yöneltme ağırlıklı olmak derseniz hemen açıklayalım. Geleneksel yaklaşımda daha çok arkadaşlar bireylere sunulacak yöneltme ve yerleştirme hizmetlerine vurgu yapılır. Yani orada bireyin örneğin bir meslek seçmesi amaçlanır. Örneğin arkadaşlar orada bireyin bir bölüm seçmesi ya da arkadaşlar mesela bir üst eğitim kurumuna yöneltilmesi amaçlanır. Hizmetler daha çok bu noktada yoğunlaşmıştır. Oysaki gelişimsel anlayışta bireylerin tüm gelişim alanlarında bir yeterlilik kazanmaları bizim için temelde amaçlanan noktadır. Temelde istenen noktadır arkadaşlar. Bir diğeri. Geleneksel yaklaşım uzman odaklıdır. Gelişimsel yaklaşımsa hizmetlerin öğretmen odaklı olarak sürdürüldüğü bir yaklaşımdır. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Ya hocam siz tuttunuz biraz önce gelişimsel yaklaşıma birey merkezli dediniz. Şimdi diyorsunuz ki bu öğretmen odaklı bir yaklaşım. Burada çelişkili bir durum yok mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar burada çelişkili bir durum yok. Çünkü bizim öğretmen odaklı ve uzman odaklı diye yaptığımız kıyasın temel sebebi hizmetlerin sunuluş aşamasında kimin etkin olduğu, hizmetlerin sunuluş aşamasında kimin aktif olduğudur. Eski zamanlarda yani geleneksel yaklaşımda hizmetler yalnızca arkadaşlar okullardaki psikolojik danışmanlar tarafından sunuluyormuş. Orada sınıf rehber öğretmenliği diye bir sistem yokmuş. Hizmetler yalnızca psikolojik danışmanlar tarafından sunulduğu için bu yaklaşım hizmetlerin sunuluş aşamasında uzman odaklı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyormuş. Oysa ki arkadaşlar günümüzde benimsenen rehberlik yaklaşımında sınıf rehber öğretmenliği dediğimiz bir sistem var. Ve bundan dolayı günümüzde arkadaşlar hizmetler sunuluş aşamasında öğretmen odaklı olarak değerlendirilir. Çünkü okullarınıza gittiğiniz zaman öğrencinin problemiyle öncelikle karşılaşan insan sizler olacaksınız. Çünkü arkadaşlar uzmanlık gerektirmeyen bir çalışma varsa bunu sürdüren sizler olacaksınız. Çünkü her hafta sınıf rehberliği etkinliğini yapacak olan kişi sizler olacaksınız. Bundan dolayı hizmetlerin sunuluş aşamasında öğretmen odaklı bir yaklaşımın varlığından bahsedebilmemiz mümkündür. Arkadaşlar öğrenci merkezlilik gelişimsel anlayışta zaten bizim sırtımızı yasladığımız yer, uzman odaklı ve öğretmen odaklı kıyası da hizmetlerin sunuluşuyla alakalı. Yarın bir gün karşınıza şöyle sorular çıkacak. Diyecekler ki aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik yaklaşımının özelliklerinden biridir ya da değildir diyecekler. Ve A seçeneğine şunu koyacaklar. A diyecekler öğretmen odaklı olma. Siz hani düşünün şöyle istiyorlar. Yok lan bu öğrenci merkezliydi. Ben hemen bu öğretmen odaklı işaretliyim demenizi istiyorlar. Ama siz böyle bir işaretleme yapar mısınız? Yapmazsınız çünkü beraberce bu noktada aydınlandık arkadaşlar. Evet. Yine geleneksel yaklaşım tepkiseldir. Etki varsa tepki var. Problem varsa hizmet var. Diğeri bir tepkiye gerek duymaz. Hizmetleri yaratıcı ve esnek vaziyette devam ettirir.
Geleneksel yaklaşım bunun yanı sıra görev yönelimli bir yaklaşım olarak da değerlendirilir. Hocam, görevden kastınız nedir derseniz, buradaki görevler arkadaşlar problemlere göre belirlenen görevlerdir. İhtiyaçlara göre belirlenen görevlerdir. Probleme göre, ihtiyaca göre görevler belirleniyor. Peki hocam, hedef yönelimli derken neye işaret ediyorsunuz diye sorarsanız, hedef yönelimli demekse arkadaşlar burada gelişimsel dönem hedeflerinin mevzu bahis olmasından kaynaklanır. Bundan dolayı arkadaşlar gelişimsel yaklaşım hedef ya da amaç yönelimli olarak değerlendirilir. ÖSYM'nin bunu seçeneklerde hedef yönelimli olarak değerlendirdiği de vardır. Diğer adıyla amaç yönelimli olarak değerlendirdiği de vardır. Hedeften kastımızsa gelişimsel dönem hedefleri, gelişimsel dönem amaçlar olarak bilinmelidir. Yine devam ediyoruz. Geleneksel yaklaşım zaman çizelgesiyle sınırlıdır. Hocam, bu zaman çizelgesi dediğiniz çizelge nasıl bir şey derseniz, örneğin arkadaşlar burada programlar 2014-2015 eğitim öğretim sezonu için hazırlanır ve sonrasında 2015-2016'ya gelindiğinde bambaşka bir programla birlikte yola devam edilir. Oysa ki gelişimsel yaklaşım program bütünlüğü içerisindedir. Ne demek hocam derseniz, arkadaşlar örneğin okul öncesi dönemde sürdürülecek çalışmalar ana hatlarıyla bellidir. İlkokuldakiler ana hatlarıyla bellidir. Ortaokuldakiler ana hatlarıyla bellidir. Bundan dolayı orada gelişimsel dönem hedefleri ve vurgusu olduğundan dolayı bir program bütünlüğünün varlığından bahsedebilmemiz de mümkündür. Yine bir tanesi öğretimle aynaşmış, bir tanesi öğretimle kaynaşmış bir yapıya sahiptir. Bunun sebebini zaten arkadaşlar açıkladık, zaten konuştuk. Sınıf rehber öğretmenliği diye bir sistemin olduğunu söyledik. Bir tanesi yapılanmamıştır. Diğer arkadaşlar hem ölçülebilirdir hem de yapılanmıştır. Hocam, ne Allah'ınızı severseniz yapı mapı nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri falan diyorsanız hemen anlatayım. Yapılanmamış olması bunun yalnızca 2014-2015 için hazırlanmasından kaynaklanır. Yani orada bir arkadaşlar structure, yani orada bir yapı olmamasından kaynaklı. Sadece kısa bir zaman, sadece bir yıl için. Oysa ki diğerinde tüm gelişimsel dönemleri, tüm öğretim kademelerini kapsayan bir yapı var ve bu yapıdan kaynaklı olarak da gelişimsel anlayış ölçülebilir bir yapıya sahip. Arkadaşlar, nasıl ölçüyoruz diye sorarsanız, mesela okul öncesi dönemde yerine getirilmesi gereken bir takım gelişimsel dönem hedefleri var. Okul öncesi öğretmenlerimiz vardır. Onlar daha iyi bilirler. Arkadaşlar, okul öncesi dönemde yerine getirilmesi gereken gelişimsel ödevler belli mi? Belli değil mi? İşte çocuk hangisini yerine getirdi, hangisini yerine getirmedi bildiğimizden dolayı arkadaşlar ölçülebilir bir yapının varlığından bahsedilebilir. Örneğin çocuk tek ayak üstünde zıplar. Örneğin çocuk tuvalete yalnız başına gidemez gibi arkadaşlar şeyleri biliyoruz ve hangisini yerine getirdi, getirmedi anlayabildiğimizden dolayı ölçülebilir bir yapısı vardır. Ve arkadaşlar, evet, bunu söylediğimiz anda zaten her birini de gözden geçirmiş oluyoruz. Şu ayrıma iyiden iyiye bir bakmanızı istiyorum. Çünkü burada kafanıza yatmayan arkadaşlar bir şeyin kalmasını istemiyorum. Karşımıza soru olarak çıkma potansiyeli yüksek olduğundan dolayı. Evet millet, var mı bununla ilgili bana sormak istediğiniz bir şey? Hocam, sanki şurayı biraz daha detaylandırsak dediğiniz bir yer var mı? Yok mu? O zaman arkadaşlar devam edelim. Çılgınlar gibi rehberliği iyiden iyiye hissederek şimdi de rehberlik hizmet alanlarıyla birlikte. Bizim rehberlik hizmet alanları dediğimiz konu, rehberliğin arkadaşlar doğrudan ve dolaylı hizmet alanları diye iki grupta incelenir. Rehberlik hizmetlerinin doğrudan ve dolaylı diye ikiye ayrılmasının yegane sebebi arkadaşlar, birinde öğrenciye hizmetler direkt sunulurken diğerinde hizmetlerin öğrenciye, örneğin bir veli vasıtasıyla, örneğin bir program hazırlığı vasıtasıyla, örneğin arkadaşlar çevrede bir takım düzenlemeler yapılarak sunulmasından kaynaklanır. Şimdi hizmetler doğrudan ve dolaylı diye ikiye ayrılıyor ama arkadaşlar aslında hizmetler sizin şu an slaytta gördüğünüz gibi bir bütündür. Bakın, bir bütün. Hepsi bir arada arkadaşlar, şurada da gördüğünüz gibi. Ve
Bu bütün olan hizmetlerde kısmen birbirini kesen yönler vardır. Şuraya bakın, işaretliyorum. Kısmen birbirini kesen yönler vardır ve kısmen birbirini kesen yönler olsa dahi arkadaşlar bakın, her hizmet mutlaka kendine özgü bir alanı, kendine özgü bir etkinliği içerir. Yani bizim hizmetlerimizi diğerlerinden ayıran mutlaka arkadaşlar önemli noktalar, kendine has durumlar vardır. Bunları da zaten konudan bahsederken daha net vaziyette, daha detaylı vaziyette görme şansını yakalayacağız. Öncelikle doğrudan öğrenciye sunulan hizmetlerle başlayalım. Öğrenciye doğrudan sunulan hizmetlerden arkadaşlar ilki bizim doğrudan hizmetlerin ilki oryantasyon dediğimiz hizmet olacak. Birinci doğrudan hizmetimiz. Oryantasyon, okul ortamıyla ilgili yeni duruma alıştırma çalışmalarını kapsar. Okul ortamıyla ilgili yeni duruma alıştırma diye bir vurgu söz konusu olduğu için arkadaşlar nakil durumları, kayıt durumları oryantasyonu gerektirir. Peki soruyorum sizlere. Oryantasyon dediğimiz hizmetler yalnızca nakil ya da kayıt durumlarında mı sunulan hizmetlerdir? Tabii ki değildir. Başka ne gibi durumlarda sunulabilir derseniz? Değişiklik. Örneğin arkadaşlar diyelim ki not sistemi değişti. Yüzlük sistemden harfli sisteme geçildi. Oryantasyondan yararlanılabilir. Örneğin arkadaşlar eğitim sistemi değişti. 4 artı 4 artı 4'ten farklı bir eğitim sistemine geçildi. Oryantasyondan yararlanılabilir. Örneğin arkadaşlar sınav sistemi değişti. LYS, YGS'den ne bileyim işte TPS diye bir sınava geçildi. Olabilir arkadaşlar, burası Türkiye, her şeye geçebiliriz. Ki yine oryantasyonun gerektiğinden bahsedebiliriz. Ki bunlardan şöyle bir çıkarım yapabilmemiz mümkün. Oryantasyon sadece dönemin başında sunulan bir hizmet değildir. Oryantasyon yılın tamamı boyunca devam ettirilebilecek olan hizmetlerden oluşur. Ve önemli bir nokta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehberlik hizmetleri yönetmeliğine göre oryantasyon hizmetlerini sürdürmek temelde siz öğretmenlerin görevidir arkadaşlar. Ama öğretmenler bu esnada danışmanlarla işbirliği yapabilirler. Ama öğretmenler bu esnada gerekiyorsa veliyi de olayın içerisine, veliyi de durumun içerisine sokabilirler arkadaşlar. Onlar da yine oryantasyon çalışmalarına katılabilir. Şunu bilin. Bu okul ortamıyla ilgili yeni duruma alıştırma çalışmasıdır. Yani şöyle bir şey yok. Çocuk bir kaza geçirdi, kolunu kaybetti. Hayata böyle alışsın, oryantasyon sunalım. Yok kardeşim böyle bir şey. Çocuğun annesiyle babası boşandı. Artık yeni bir evde hayatına devam edecek. O zaman oryantasyon sunalım. Yok böyle bir şey. Oryantasyon okul ortamıyla ilgili yeni duruma alıştırma çalışmasıdır. Devam. İkinci doğrudan hizmetimizle birlikte. İkinci olarak bahsedelim. Doğrudan hizmetimiz de arkadaşlar bizim bireyi tanıma dediğimiz hizmettir. Bireyi tanıma, bireyin kendi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan bir hizmettir arkadaşlar. Ve zaten bireyi tanıma dediğimiz hizmetin temel amacı nedir diye bir şey sorarsak neydi temel amacımız? Bireyin kendini tanıyıp anlamasını sağlamaktır. Çok az bilgi ama arkadaşlar çok öz bilgi. Hemen şuraya da notunu düşelim. Bireyin kendini tanıyıp anlamasını sağlamak. Arkadaşlar çünkü ÖSYM 2013 yılında bunu da soru olarak karşımıza çıkardı. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma hizmetinin temel amacıdır dediler. Doğru cevap olarak da arkadaşlar bireyin kendini tanıyıp anlamasını verdiler. Yine karşımıza böyle bir şey çıkarsa burada aklımıza gelecek şeyin bireyin kendini tanıyıp anlaması olduğunu bileceğiz. Devam ediyoruz şimdi üçüncü doğrudan hizmetimizle. O da bizim bilgi toplama ve yayma dediğimiz hizmettir. Arkadaşlar bu hizmetin diğer adı da bilgi verme hizmeti olarak geçer. Bilgi verme diğer adı. Şimdi bilgi toplama ve yayma, diğer adıyla bilgi verme, bireyle ihtiyaç duyduğu her türlü bilginin paylaşılmasını kapsar. Örneğin ben sizlere buraya rehberlik anlatmak için değildi arkadaşlar. Rehber öğretmenlik yapmak için gelseydim ve mesela sizlere etkili ders çalışma tekniklerini anlatsaydım. Mesela sizlere sınav kaygısından nasıl korunabileceğinizi anlatsaydım. O zaman ben bilgi toplama ve yayma, diğer adıyla da bilgi vermenin kapsamında bir çalışma sürdürmüş olurdum. Ya da mesela sizlere
sizler arkadaşlar örneğin boş zaman etkinliklerini anlatsam yine bilgi toplama ve yayma, diğer adıyla da bilgi vermenin kapsamında bir çalışma sürdürmüş olurdum. Şimdi adı bilgi toplama ve yayma ya, bazen şöyle anlaşılıyor. Öğretmen gidiyor bir yerden, pat 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 bilgiyi topluyor, geliyor yayıyor. Böyle bir şey yok kardeşim burada. Buradaki mevzu şu, bireyle ihtiyacı olan bilginin paylaşılması başka bir şeyden ibaret değil ve önemli bir nokta, bilgi toplama ve yayma, bilgi verme öğrenciye doğrudan sunulan bir hizmettir. Doğrudan. Siz burada veliye bilgi vermezsiniz, siz burada öğretmene bilgi vermezsiniz, siz öğrenciye ihtiyaç duyduğu bilgiyi veriyorsunuzdur, bilgi ne olursa olsun. Şimdi millet, ben sizlere bir tane de soru sormak istiyorum. Böyle bir zihnimizin bir tozunu alalım, bir kendimize gelelim böylelikle. Diyelim ki bir okulda disiplin yönetmeliği değişti ve değişen disiplin yönetmeliğindeki bazı maddeler de hayli kritik. Sizce kritik olan o maddelerle alakalı öğrencilere bir takım bilgilerin verilmesi şu ana dek bahsetmiş olduğumuz rehberlik hizmet alanlarından hangisinin kapsamındadır desem? Oryantasyondur çünkü. Yeni duruma alıştırma ile ilgili bir çalışma vardır. Peki aynı soruyu şöyle sorsaydım. Okulda hali hazırda bir disiplin yönetmeliği olsaydı ve öğrenciler bu yönetmeliği bilmeselerdi ve biz de öğrencilere bu yönetmeliği tanıtsaydık, o zaman sunacağımız hizmetler, işte o zaman bilgi toplama ve yayma, diğer adıyla da bilgi vermenin kapsamında değerlendirilirdim. Bu ilişkiyi de değerlendirdikten sonra şimdi öğrenciye doğrudan sunulan hizmetlerden dördüncüsü ile birlikte yolumuza devam edelim. Dördüncü olarak bahsedeceğimiz hizmetimiz de arkadaşlar bizim psikolojik danışma dediğimiz hizmet olacak. Psikolojik danışma, bireyin duygusal problemlerinin farkına varması ve bu problemlerle başa çıkabilecek gücü kazanması için ona sunulan yüz yüze uzman yardımları olarak değerlendirilir arkadaşlar. Ve psikolojik danışma yüzeysel psikolojik problemlerle ilgili yararlanılan bir hizmettir. Örneğin bir çocuk bir yakınını mı kaybetti, yas durumunda mı, danışmadan yararlanılabilir. Örneğin arkadaşlar bir çocuk mutsuz hayattan keyif almıyor mu, danışmadan yararlanılabilir. Örneğin arkadaşlar bir çocuk çekingen özellikler mi gösteriyor? Yine danışmadan yararlanılabilmesi mümkündür. Ama ağır bir şizofrenik vaka var. Danışma iş yapmaz kardeşim. Diyelim ki obsesyonlar var arkadaşlar, takıntılar var. Ya da diyelim ki çocuk altını ıslatıyor, önemli bir problem. Danışma bu noktalarda iş yapmaz arkadaşlar. Bu hafif düzeydeki psikolojik problemlerle ilgili yararlanılan bir şeydir. Peki sizlere bir soru daha. Bir bireyin psikolojik danışmadan yararlanabilmesi için illa da psikolojik bir probleminin olmasına gerek var mı? Yok, bu da yine tüm bireylere açık bir hizmet. Bir insan arkadaşlar daha çok gelişebilmek için bu hizmetlerden de yararlanabilir. Şimdi devam ediyoruz beşincisiyle birlikte. Beşinci olarak bahsedeceğimiz doğrudan hizmetimiz de bizim yöneltme ve yerleştirme dediğimiz hizmettir. Uzman sunar, şunu da vurgusunu yapalım psikolojik danışmada. Yöneltme ve yerleştirmedir. Şimdi yöneltme ve yerleştirmeye giden yolu beraberce bir gözden geçirelim arkadaşlar. Ben size adım adım o yola giderken neleri yapacağımızı söyleyeyim. Siz de bana onun hangi hizmetle ilgili olduğunu söyleyin. Bir tane lise son sınıf öğrencisi var. Öğrenci okulun psikolojik danışmanına gidiyor. Danışman ona bir yetenek testi uyguluyor, bir ilgi testi uyguluyor. Sonrasında bu yetenek testinin sonucunu, bu ilgi testinin sonucunu onunla paylaşıyor ki sunulan hizmetler... Hayır, tabii ki bireyi tanıma. Bakın, bilgi toplama ve yayma olmaz. Bilgi toplama ve yayma, bireyin ihtiyaç duyduğu bilgilerin, kendi özellikleri haricindeki bilgilerin onunla paylaşılmasıdır. Siz bir öğrenciye, örneğin yeteneğiyle ilgili bilgi veriyorsanız, örneğin ilgileriyle ilgili bilgi veriyorsanız, fiziksel özelliklerini daha iyi tanımasını sağlıyorsanız, kendini tanımasını sağlıyorsanız, tabii ki bu bireyi tanımadır. Net, olaya böyle bakıyoruz. Kendi özellikleri varsa bireyi tanıma. Ki arkadaşlar ilgi testi uyguladık, yetenek testi uyguladık. Sonuçlarını çocukla paylaştık. Yani öncelikle bireyi tanıdık. Sonrasında arkadaşlar çocuğa üniversitenin bölümleriyle alakalı bir takım bilgiler verdik. Mesleklerin istihdam olanaklarını anlattık. Bu kez sunmuş olduğumuz hizmetler... Bilgi toplama ve yayma ihtiyacı olan bilgiyi verdik. Çocuk dedi ki ben artık dedi hayatımı bir mühendislik fakültesinde ve mühendis olarak devam edeceğim dedi. Ki tam da o noktada gerçekleşen şey...
İşte odur arkadaşlar, yöneltme ve yerleştirme. Yani önce ne yapıyoruz? Bireyi tanıdık, sonra bilgi verdik ve sonrasında çocuğun seçim yaptığı yerde yöneltme ve yerleştirmenin yaşandığı yer olarak değerlendirilir. Evet, devam. Altıncı, doğrudan hizmetimizle birlikte. Altıncı olarak doğrudan bahsedeceğimiz hizmetimiz arkadaşlar bizim refere, diğer adıyla da sevk dediğimiz hizmettir. Refere yani sevk. Arkadaşlar, bireye ihtiyacı olan yardımlar sunulamadığında onun yardım alabileceği bir kişiye ya da kuruma gönderilmesine, yöneltilmesine işaret eder. Mesela arkadaşlar, bir tane sınıf öğretmeni özel eğitime gereksinim duyan bir öğrenciyle karşılaştığı zaman ne yapıyordu onu? Okulun rehber öğretmenine refere ediyordu, ihtiyacı olan yardımı sunamadığından dolayı. Ya da mesela arkadaşlar, diyelim ki bir tane sınıf rehber öğretmeni bir öğrencisinin son günlerde ağladığını, mutsuz olduğunu, kimseyle zaman geçirmediğini gördü. O ne yapacak öğrencisini? Okulun psikolojik danışmanına refer edecek. Ya da mesela arkadaşlar, diyelim ki bir çocuk bir yakınını kaybetmiş, bundan dolayı mutsuz, yas durumunda. Bunu da matematik öğretmeni fark etmiş. Matematik öğretmeni öğrenciyi kime refer edecek? Arkadaşlar, tabii ki matematik öğretmeni öğrenciyi okulun rehber öğretmenine gönderecek. Okul rehber öğretmenine. Çünkü arkadaşlar, sizin matematik öğretmeni dediğiniz insan başka bir sınıfın sınıf rehber öğretmeni kardeşim. Aralarında yetkinlik bağlamında bir farklılık söz konusu değil ki. İhtiyacı olan yardımı alacağı yere gönderecek. Ya da mesela arkadaşlar, bir danışman madde bağımlısı bir öğrenciyle karşılaştı. Danışman o zaman öğrenciyi AMATEM gibi bir kuruma, hastane gibi bir kuruma refer edebilir. Refere böyle bir hizmet. Ve şimdi sizlere önemli bir şey daha söyleyeceğim. İşinize yarayacak bir şey arkadaşlar. Sorularda sevk kavramının yerine, yani refere kavramının yerine, bazı zamanlarda yöneltme kavramı kullanılabilir. Eğer ki böyle bir kullanım görüyorsanız bu durum sizi şaşırtmasın. Hani refere edilmesi demez de yöneltilmesi der arkadaşlar. Bu da bizim için yaşanabilecek bir şeydir. Normal bir şeydir. Devam. Yedinci, doğrudan hizmetimizle birlikte. O da bizim izleme dediğimiz hizmettir. Arkadaşlar, izleme öğrenciye sunulan rehberlik hizmetlerinin ne düzeyde etkili olduğunu anlamak için kullandığımız bir rehberlik hizmetidir. Bundan dolayı izleme devam niteliğinde bir hizmet olarak da değerlendirilir. Hocam, peki bu nasıl oluyor diye sorarsanız. Mesela arkadaşlar, diyelim ki Zuhal buraya ne yaptı? Nakil yoluyla geldi Çanakkale'den. Değil mi? Çanakkale İhtiyaç Akademi'den geldi arkadaşlar Ankara Karanfil İhtiyaç Akademi'ye ve biz ne yaptık Zuhal'e? Önce binanın 5 katlı bir bina olduğunu anlattık. Sonra arkadaşlar, tuvaletlerinin çok küçük olduğunu, sıra olduğunu anlattık. Oluyor ya böyle şeyler. Sonrasında kantini vesaireyi falan filan anlattık derken arkadaşlar, aradan biraz zaman geçtikten sonra ben Zuhal'in gerçekten de buraya uyum sağlayıp sağlamadığını, dershaneyi anlayıp tanıyıp tanımadığını araştırıyorsam, öğrenmeye çalışıyorsam, o zaman sunmuş olduğum hizmetler izleme. Çünkü oryantasyon ne düzeyde etkili oldu, bunu görme şansını yakaladım. İzleme arkadaşlar işte böyle bir hizmettir. Devam niteliğindedir. Ve arkadaşlar, izleme dediğimiz hizmet oryantasyondan sonra da sunulabilir. Bireyi tanımadan sonra da sunulabilir. Ne bileyim, refereden sonra bile sunulabilir. Mesela öğrenci cinsel istismara maruz kalmış. Çocuk arkadaşlar bunun sonrasında idare kanalı, emniyet kanalıyla gitmiş sosyal hizmet kurumunun bir tanesine yerleştirilmiş. O çocuğun orada durumunu öğrenmek istiyorsanız yine arkadaşlar yapacağınız, sürdüreceğiniz çalışmalar izlemenin kapsamındaki çalışmalardır. Erman hocam, hoş geldin. Ne yapıyorsun hocam, iyi misin? Matematik mi anlatacaksın? Aman ne sıkıcı ders ya. Evet, devam ediyoruz şimdi. Dolaylı olarak öğrenciye sunulan hizmetlerle birlikte arkadaşlar, ilk olarak bahsedeceğimiz dolaylı hizmetimiz de bizim konsültasyon, yani müşavirlik dediğimiz hizmet olacak. Şimdi millet, ben sizlere bir soru sormak istiyorum, şöyle bir soru. Bir öğrenci var. Öğrencinin canı sıkkın. Öğrenci mutsuz. Son günlerde kendini iyi hissetmiyor gibi görünüyor. Çocuğun
arkadaşlar öğretmeni bu durumu fark ediyor. Çocuğum diyor, sen bir gel diyor, bir konuşalım diyor. Öğrenci arkadaşlar konuşmaya başladığında annesiyle babasının birkaç gündür tartıştığını ve bundan dolayı da kendini kötü hissettiğini öğretmenine söylüyor. Çocuk diyor ki çocuğum. Öğretmen diyor ki çocuğum yarın annenle birlikte okula gel diyor. Çocuk annesiyle birlikte okula geliyor. Öğrenci arkadaşlar sınıfa gidiyor ve öğretmen anneye evdeki durumun çocuğu kötü etkilediğini söylüyor. Ve evde nelere dikkat etmesi gerektiğiyle alakalı da bir takım bilgiler veriyor. Sizce öğretmenin böyle bir durumda yapmış olduğu çalışmalar arkadaşlar konsültasyon yani müşavirliğin kapsamında değerlendirilebilir miyim? Değerlendirilir diyenleri bir göreyim. Gördüm. Değerlendirilmez diyenleri bir göreyim. Onları da gördüm ki değerlendirilir diyenler gerçekten de ne güzel de bilemediler. Çünkü değerlendirilmez arkadaşlar. Bakın bir konsültasyonda olmazsa olmaz olan kişi, mutlaka bulunması gereken kişi her zaman için o okulun psikolojik danışmanıdır. Bu olmazsa olmaz olan insandır. Peki hocam, danışmanlar bu çalışmaları kimlerle sürdürürse bunun adı konsültasyon olur derseniz, danışmanlar arkadaşlar eğer ki bu çalışmaları öğrenciyle ilgili kişilerle sürdürürlerse... Öğrenciyle ilgili kişilerden kastettiklerimiz çocuğun velisi olabilir, öğretmenler olabilir, idareciler olabilir ya da diğer rehber öğretmenler olabilir. Bakın danışman olmazsa olmaz ya arkadaşlar, bunlardan da en az birinin mutlaka bulunması lazım. En az biri, fazlası olabilir, en az biri mutlaka bulunacak. Peki hocam danışmanlar bu insanlarla ne yaparsa bunun adı konsültasyon olur diye sorarsanız, eğer ki danışmanlar bu insanlarla arkadaşlar rehberliğe ilişkin işbirliği yaparlarsa, işbirliği. Mesela çocuğun annesiyle konuşan kişi eğer ki öğretmen değil de danışman olsaydı o zaman konsültasyon olurdu. Aklınızda olsun. Danışmanlar bu insanlarla arkadaşlar ortak bir anlayış oluşturmaya çalışırlarsa ve bir de bunlara bilgi beceri aktarırlarsa işte o zaman orada konsültasyonun varlığından bahsedebiliriz. Konsültasyon 2010, 2012, 2014 sorudur. Yine karşımıza çıkabilir. Anahtar kelimeleri ortak anlayış, anahtar kelimeleri işbirliği ve o anahtar kelimeleri bulacağınız yerde çoğunlukla sorunun köküdür arkadaşlar. ÖSYM'nin en güzel özelliklerinden birini söyleyeyim sizlere. Süper soru kökü yazar. Zaten bir sorunun kalitesi o sorunun köküyle doğru orantılıdır. Ve ÖSYM arkadaşlar güzel soru kökü yazar. Çok açık soru kökü yazar. Bundan dolayı köklere çok dikkat edin. Önce kökte ne istiyor? Kökte değerlendirdiği şey ne? Ona bakın ki arkadaşlar bu kavramları orada zaten görürsünüz. Öncülden daha önemlisi o sorunun köküdür. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi öğrenciye arkadaşlar dolaylı sunulan hizmetlerden ikincisiyle birlikte çevre ve veli ile ilişkiler dediğimiz hizmetle. Bunun iki boyutu var. Birincisi çevre ile ilişkiler boyutu arkadaşlar, ikincisi ise veli ile ilişkiler boyutu. Önce çevre ile ilişkiler dediğimiz boyut. Arkadaşlar, çevre ile ilişkiler okul çevresinin öğrenci için olumlu hale getirilmesiyle alakalı çalışmaları kapsar. Mesela çocuklar arkadaşlar lisenin etrafında derse gitmek yerine sabahtan gidiyorlar kahvehaneye. Söylüyorlar arkadaşlar sıcak çaylarını, yanlarına söylüyorlar sıcağından poğaçalarını. Çayla poğaçayı eziyorlar, sonra ikinci çayı söylüyorlar, ikinci çayın yanında parlatıyorlar sigarayı. İstiyorlar arkadaşlar desteği. Ortama bak var ya, deli değil mi gerçekten de? Ki okulun çevresinden baktığımızda arkadaşlar bu olumsuz bir durum mu? Evet. Eğer ki çocukların oraya alınmaması için bir takım çalışmalar yapılıyorsa işte arkadaşlar bu çevre ile ilişkilerin kapsamında değerlendirilir. Ya da mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir yasa çıkarmıştı arkadaşlar. Eğitim öğretim kurumlarının 100 metre yakınında alkollü içki satışını yasaklayan bir yasaydı bu. Yine okulun çevresinin öğrenci için olumlu hale getirilmesiyle ilgili mi?
Arkadaşlar yine çevreyle ilişkiler var. Ve önemli bir nokta. İlla da bir olumsuzluğu ortadan kaldırmanıza gerek yok. Mesela okulun yanına yakında bir kütüphane açılmıştır, bir spor salonu açılmıştır. Eğer ki çocukların oradan uygun koşullarla yararlanmasını sağlarsanız yine bu da çevreyle ilişkilerin kapsamındadır. Geliyoruz şimdi veli ile ilişkiler dediğimiz hizmete. Bu da velinin okula desteğinin sağlanması ile ilgili çalışmaları kapsar. Arkadaşlar, okul aile birlikleri, veli ile ilişkiler. Sınıf öğretmenlerinin ve arkadaşlar anaokulu öğretmenlerinin, okul öncesi öğretmenlerinin nimeti olan, nimeti onların kim? Sınıf anneleri. Sınıf annelerinin yaptığı çalışmalar yine bu kapsamda. İyi bir sınıf annesi bulun var ya, sırtınız yere gelmez vallahi. Süper bir şey gerçekten de. Ben görüyorum böyle ilkokul öğretmenlerini falan. Bir öğretmenler gülü oluyor. Küt, kolunda bir tane arkadaşlar bileklik. Sınıf annesi cevval ya böyle. Gidiyor velilerden topluyor paraları. Öğretmenler alıyor. Sınıfçılar kim aramızda? Sınıfçıları bir göreyim. Ooo var ya. Vallahi işte bayağı da sınıfçı varmış. Biraz izleyin arkadaşlar. İzledikten sonra böyle bazı kadınlar biraz daha diğerlerine kıyasla cevval cabbar olur böyle hani. Bakışlarından falan anlarsınız. Bu yırtıcı. Tamam dersiniz. Ve onlardan bir tane seçin. Sonra o zaten sizi 4 yıl boyunca ihya edecek çalışmaları yapacaktır. Bir yıl küçük altın, bir yıl bileklik, bir yıl takım elbise. Çeyizlik duydum. Evet ben de duydum. Gerçekten de çok yadırgadım. Çeyizlik nedir arkadaş? Ala ala. Sınıf annesiyle birlikte çeyizi düzmüş. Evet bekar kızlar, bekar öğretmenler de buradan bu sonucu çıkarabilirler. Zaten atandığınız zaman arkadaşlar büyük ihtimalle yakın bir zamanda da evlenirsiniz. Yok zor değil valla ben söyleyeyim size. Bakın Türkiye'deki en makbul kadını açıklıyorum arkadaşlar. Açıklıyorum bakın. Kesin bilgi. Dinleyin beyler. Dinleyin açıklıyorum. Bakın çok değil zaten. Öğretmen, atanmış kadın. Yani hani güzel olmasına gerek yok, huyunun iyi olmasına gerek yok. Biri kesin sizle evlenir. Net. Ben söyleyeyim valla. Bir gün kendinize evlenmiş bulursunuz. Aa evlenmişim. Oha bununla mı falan diye kendinize dersiniz arkadaşlar. Duygu sen sevinme. O kadar da değil. Ya. Sen sevinme o kadar. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Üçüncü doğrudan dolaylı hizmetimizle birlikte. Üçüncü olarak bahsedeceğimiz dolaylı hizmetimizde arkadaşlar bizim araştırma ve değerlendirme dediğimiz hizmet. Önce bir yudum su. Arkadaşlar araştırma ve değerlendirme deyince bu da yine kavram yanılgılarının biraz fazla olduğu hizmetlerden bir tanesi. Ama şimdi ben sizlere bunun özünün ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Ve ondan sonra göreceksiniz ki kafanız tekrardan bu hizmetle alakalı karışmayacak. Araştırma ve değerlendirme dediğimiz hizmet arkadaşlar. Rehberlik hizmetlerinin bilimsel bir temele oturması için. Yeni etkinlikler, yeni planlar, yeni programlar düzenlenmesi için, yeni çalışmalar yapılması için sürdürülen faaliyetleri kapsar. Bakın şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela dönemin başı, yılın hemen başı, şu üste çiziyorum. Yılın hemen başı ve arkadaşlar rehberlik programı hazırlanacak. Bu rehberlik programı hazırlanmadan önce, bakın program hazırlanmadan önce programın hazırlanması için eğer ki siz bir Ar-Ge çalışması yapıyorsanız, eğer ki arkadaşlar siz bir mesela geçen yılın programını değerlendirme çalışması yapıyorsanız ya da öğrencinin isteğine, ihtiyacı ne, programı ne, problemi ne bunu araştırıyorsanız işte orada yapmış olduğunuz hizmetler araştırma ve değerlendirmedir. Amaç belli. Amaç ne? Yeni program hazırlansın, yeni çalışmalar düzenlensin, yeni etkinlikler yapılsın. Bunun için yapılan çalışmalar araştırma ve değerlendirme çalışmalarıdır. Devam ediyoruz dördüncü ve son arkadaşlar dolaylı hizmetimizle. O da okul rehberlik programı hazırlama dediğimiz çalışmalar olacak. Ve arkadaşlar okul rehberlik programı hazırlamanın da iki boyutunun varlığından bahsedebiliriz. Birincisi rehberlik programı hazırlamanın iki boyutundan bahsedebiliriz. Birincisi okul rehberlik programı hazırlama. İkincisi de sınıf rehberlik programı hazırlama olacak. Şimdi ben soracağım arkadaşlar, sizler de söyleyeceksiniz. Bir okulun rehberlik programını hazırlayan kişi kimdir?
Müdür programı. Müdür. Hazırlayan kişi tabii ki okul rehber öğretmenidir, değil mi arkadaşlar? Okul rehber öğretmeni programı hazırlayan kişi. Ve hocam, bu rehber öğretmen programı neye göre hazırlar derseniz arkadaşlar. Okul rehber öğretmeni RAM'dan gelen il çerçeve programı doğrultusunda okulunun ve öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurarak okulun rehberlik programını hazırlar. Peki okul rehberlik programını uygulayan kişi, sürdüren kişi kimdir desem? Tamam, işbirliği var da sürdüren kim? Evet, Ezgi'den duydum bir cevap. Ezgi okul rehber öğretmeni dedi ama geri kalanından böyle falan bir ses duyuyorum, anlamadım tam. Kim uygular? Kim uygular? İki dakika, konuyu bitiriyorum, ondan sonra vereceğim. Evet arkadaşlar, bakın yine duydum sınıf rehber öğretmeni diyenler oldu. Hatta benim öğrencilerimden yine sınıf rehber öğretmeni diyenler oldu. İnsaf kardeşim, o kadar çayınızı içtik, o kadar hizmet ettirdik, iddiaya girdik bu konuyla alakalı. Unutmayın ya, artık unutmayın. Bakın, bir okulun rehberlik programını hazırlayan ve uygulayan kişi okulun rehber öğretmenidir arkadaşlar. Bir sınıf öğretmeni okulun tamamındaki programı nasıl uygulayabilir kardeşim? Ne anlasın sınıf öğretmeni okulun tamamındaki çalışmalardan? Bir müdür ne bilsin o çalışmalardan? Hazırlayan o, uygulayan o. Aklınızdan çıkarmayacaksınız. Yönetmelik böyle, soru da bununla ilgili geliyor. Okulunki böyle. Geliyoruz şimdi sınıf rehberlik programı hazırlamaya. Arkadaşlar, bir sınıfın rehberlik programını hazırlayan kişi kimdir? Sınıf rehber öğretmenidir. Peki arkadaşlar, neye göre hazırlar desem? Evet, aynen öyle, Erkan da doğru söyledi. Arkadaşlar, sınıf rehber öğretmeni okulun rehberlik programı doğrultusunda kendi sınıfının rehberlik programını hazırlar ve tabii ki uygular. Hazırlayan da odur, uygulayan da odur. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelmiş olabilir. Yav hocam, bu zıkkımın dibi okul müdürü ne abi, Allah'ınızı seversenin sorularda morularda karşımıza çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, okul müdürü dediğimiz insansa rehberliğe ilişkin genel sorumluluğa sahip olan insandır. Okul müdürü okul rehberlik programı olabilir, sınıf rehberlik programı olabilir, hiç fark etmez. Rehberlik programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Hazırlayan kişi değildir. Uygulayan kişi değildir. Hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak okul müdürünün işidir. Bunun için gerekirse araç gereç sağlar. Bunun için gerekiyorsa arkadaşlar fiziksel ortam sağlar. Bunun için gerekiyorsa personel sağlar bizlere dediğimiz anda. Bunlarla ilgili kafanıza yatmayan bir şey var mı? O zaman geldiğimizde devam ediyoruz iletişimle. Çılgınlar gibi mola. Hadi bakalım. Canlı yayın devam ediyor. Evet arkadaşlar, haydi bakalım dersimizin 3. periyoduyla birlikte yolumuza devam ediyoruz çılgınlar gibi. Çök çök. Evet şimdi arkadaşlar, mevzumuz, gündemimiz hayatın ta içerisinden bir konu. İletişim ve iletişim becerileri. Evet, kadın erkek iletişimi ile alakalı ya da kadın erkek iletişiminin zorluğu ile alakalı da arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir karikatür mevcut. Şimdi zaten aslında iletişim konusunu değerlendirirken de bu kadın erkek iletişiminden biraz böyle bahsetmek istiyorum. Hatta arkadaşlar, bu bahsetme işini de Zonguldak Ecevit Üniversitesi'nin 2011 yılında yapmış olduğu bir araştırmanın üzerinden yapmak istiyoruz. Evet, hadi bakalım o araştırmadan biraz bahsetmeye başlayalım. Arkadaşlar, Zonguldak Ecevit Üniversitesi 2011 yılında kadın ve erkek iletişimini iki boyutuyla birlikte değerlendirmiş. Birinci boyut arkadaşlar, ortalama bir Türk kadınının günde kaç kelime kullandığının üzerineymiş. İkinci boyutu ise arkadaşlar, ortalama bir Türk kadını ve Türk erkeğinin günde
kaç kelime kullandığının yanı sıra bir taraftan da hangi duygularını en zor ifade ettiğiyle alakalıymış. Arkadaşlar, ortalama bir Türk kadını günde kaç kelime rezervine sahipmiş biliyor musunuz? Arkadaşlar, ortalama bir Türk kadını günde 32 bin kelime rezervine sahipmiş. 32 bin kelime ya. Az buz değil gerçekten de, değil mi? Tak 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 diye 32 bin tane kelime. Arkadaşlar, bir kadın 32 bin kelime konuşuyorken bir Türk erkeği günde kaç kelime rezervine sahipmiş peki? 12 bin kelime rezervine sahipmiş arkadaşlar. Yani bir kadın bir erkeğin yaklaşık 3 katı daha fazla konuşuyormuş ki, sizce bu durum kadınların erkeklere kıyasla iletişimde daha başarılı olduklarını bize gösterir mi, ne dersiniz? Gösterir mi? Valla işte yine bakın, kadınların, bayanların sesi çıkıyor. Şimdi ben de kadın muhalefetini üstüme almaktan korkarım. Evet evet, gösterir arkadaşlar. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü şundan kaynaklı, şimdi hayır göstermez derim. Aranızdan bir arkadaşlar çıkar 2000 kelime savurur. Biri çıkar 5000 kelime savurur. Nasıl kendimi toplayacağım ondan sonra, değil mi? Niye böyle bir tehlikeyi göze alayım ki? Arkadaşlar, aslına bakarsanız kanımca bu kadınların ayrıntıyı biraz daha iyi algılamasından kaynaklı bir durum. Ayrıntıyı biraz daha iyi anlatmasından, aktarmasından kaynaklı bir durum. Çünkü arkadaşlar, bir gün ben sizlere başıma gelen bir şey anlatayım. İşe geç kaldım. Bana sordular neden işe geç kaldın diye. Ben de dedim ki trafik mırafik, işe geç kaldım. Bakın, fazladan kullandığım tek kelime aradaki mırafik arkadaşlar. Başka hiçbir şeyi kullanmadım. İşe geç kaldım trafikten dolayı. Benzer bir soruyu bir tane arkadaşlar bayan arkadaşa sordular. O cevapladı soruyu. O zaman anladım zaten mevzuyu. Sabah dedi bir kalktım, gözlerimin altı mosmordu. Makyaj yaptım olmadı. Bir daha yaptım olmadı. Sonrasında aşağı indim. Aman otobüsü bekliyorum, gelmiyor, bekliyorum, gelmiyor. Otobüse bindim. Yanımdaki adam bir kokuyor, bir kokuyor. Lan adamın kokmasıyla ne alakası var senin geç kalmanın? Ama mevzu oraya kadar geliyor. Yani mevzuyu bıraksan Adem'le Havva'ya bağlayacak, elmayla sonuçlandıracak arkadaşlar. Hakikaten de ayrıntıyı daha iyi görüyorsunuz. Sözel kabiliyetleriniz kadınlar olarak daha fazla gelişmiş bizlere göre arkadaşlar. Ve araştırmanın ikinci boyutu bence güzel bir boyut. Türk kadının ve Türk erkeğinin en zor ifade ettiği duygularının ne olduğunu arkadaşlar araştırmışlar. Sizce bir Türk kadını 32 bin kelime konuşurken en zor hangi duygusunu ifade ediyordur? Sevgi. Türk kadını. Hocam, sen hiç yeni evlenmiş Türk kadını Facebook profili gördün mü? Sevgi ne Allah'ını seversen. Şöyle bir şey var ya. Bak. Mesela yazıyor, tamam mı? Yani evlendi, aradan 1-2 hafta geçti. Kocişle pazar kahvaltısı. Eyvallahım. Az gelişmiş bir ülkede bir erkek kolay mı yetişiyor? Kociş nedir kardeşim ya? Bitiriyor değil mi mevzu? Kociş diyor arkadaşlar. Sevgisini daha nasıl anlasın? Türk kadınının en zor ifade ettiği duygusu öfkesiymiş arkadaşlar. Öfkesini ifade ederken sıkıntı yaşıyormuş. Yani yetiştirmekle falan alakalı bir durum herhalde. Çünkü arkadaşlar, işte benim kızım efendidir, benim kızım bağırmaz çağırmaz diye kadınlarımızı biraz bastırıyor olabiliriz toplumca. Peki Türk erkeğinin en zor ifade ettiği duygusu? Bu net demeyen erkek, evet, sevgisini ifade edemiyor. Bakın, bu abi de aynı durumda aslında. Sevgisini ifade edemediğinden dolayı hieroglifler falan çizmiş yani. Ve çıkan sonuç da süper, seviyoruz ki evlendik çıkıyor arkadaşlar, o derece. Evet, hani diyorlar ya, kazma falan diyorlar erkeklere. Niye öyle diyorlar bilmiyorum aslında. Bize kazma diyorlar ya yani. Erkeklere kazma diyorlar. Erkek odun, erkek kazma falan. Oysa düşündüğünde bak, mesela Ahmet, hani seni tenzih ederim de kardeşim, hani hani yani sen en nihayetinde hani Ahmet'sin, kendi içerisinde bir insansın. Ama arkadaşlar, dağ delen dağ delen hangisi lan? Ferhat, evet, dağ delen Ferhat arkadaşlar. Ne bileyim, çöllere düşen Mecnun falan hakikaten de, erkek kazma olsa böyle şeyler yapmaz herhalde, ama öyle diyorlar. Biz de kabul ediyoruz. Ne yapalım? İletişim de böyle gerçekleşiyor. Bakın ne yaptık? Birbirimize arkadaşlar mesajlar gönderdik, değil mi? Ben mesajlar gönderdim, sözel ya da sözsüz bir biçimde. Ben orada arkadaşlar bir göndericiydim, bir kaynaktım. Siz arkadaşlar karşıda alıcıydınız. Güldünüz, kimi zaman yüzünüzü düşürdünüz. Kimi zaman arkadaşlar vay anasını, böyle şeyler de mi varmış dediniz. Bana bir dönüt verdiniz ki iletişim işte böyle gerçekleşmiş oldu. İletişim arkadaşlar
karşılıklı bir mesaj alışverişidir. Bu mesaj alışverişi sözel de olabilir, sözsüz de olabilir, hiç fark etmez. Sözel de sözsüz alışverişin tamamı böyledir. Şimdi iletişimde kullanılan teknik ve becerilerimizle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Önce arkadaşlar kabul tepkileri diyoruz. Kabul tepkileri dediğimiz şey bizim diğer adı asgari düzeyde teşvik olan tepkilerdir. Kabul tepkileri yani asgari düzeyde teşvik tepkileri, karşıdaki kişinin konuşmasını devam ettirmesi için, kabul edildiği hissini yaşaması için verilen kısa tepkiler olarak değerlendirilir. Örneğin arkadaşlar konuşma esnasında baş sallamak, örneğin arkadaşlar devam et biçiminde bir tepki vermek, örneğin arkadaşlar gülümsemek kabul tepkisi olarak değerlendirilir. Bunlar konuşmayı devam ettirmeyi sağlamak için verilen tepkilerdir. Kabul tepkileri böyle şeylerken iletişim arkadaşlar her zaman böyle güllük gülistanlık vaziyette akmaz. Çünkü insanlar bazı zamanlarda duygu ve düşüncelerinden bahsetmekte zorluk sıkıntı yaşarlar. Tam da o noktada kapı aralayıcılardan, diğer bir adıyla da konuşmaya açık davet dediğimiz tepkilerden yararlanmamız gerekir arkadaşlar. Kapı aralayıcı türlerinden bir tanesi soru sormadır. Soru sormanın türlerinden bir tanesi ise kapalı uçlu sorular dediğimiz sorulardır arkadaşlar. Kapalı uçlu sorular. Evet, hayır ya da yorum gerektirmeden kısaca cevaplanan sorular olarak değerlendirilir. Evet, hayır olacak ya da yorum gerektirmeden kısaca cevaplanabilecek. İşte arkadaşlar biz bunlara kapalı uçlu sorular diyoruz. Örneğin geldim ve dedim ki Ezgi buraya metroyla mı geldin yoksa otobüsle mi? Net arkadaşlar, yorum falan yapmasına gerek yok, bakın net bir şekilde cevabını veriyor. Ya da mesela geldim ve örneğin Arif'e söyleyeyim. Arif, dondurmayı vanilyalı mı seversin çikolatalı mı? Bak net adam, yorum falan yapmıyor arkadaşlar. Bu kapalı uçlu bir sorudur. Arif memleket nere? Net arkadaşlar, ne güzel yer var ya, bayılıyorum Kırıkkale'ye, biliyor musun Arif? Gerçekten de en çok zaman geçirdiğim yerlerden biri Kırıkkale. Net şekilde arkadaşlar cevap veriyor. Ya da Nazlı, mutlu musun? Net arkadaşlar, bakın bunların hepsi kapalı uçlu sorular. Peki arkadaşlar, sizce bunlar konuşmanın devamını sağlamaya dönük çok da etkili tepkiler mi, ne dersiniz? Değil. Eğer ki konuşmanın devamını etkili şekilde sağlamak istiyorsak yararlanabileceğimiz kapı aralayıcı türümüz ise açık uçlu sorular. Arkadaşlar açık uçlu sorular daha çok nasıl ile kurgulanan ve kişinin de yorumunu da katarak cevaplayabileceği sorulardır. Mesela Nazlı'ya dedim ki nasıl oluyor da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çünkü son zamanlarda güzel şeyler yaşadım. Ne gibi? Ne güzel var ya. Bak işte böyle şeylerden mutlu olacaksınız. Deneme güzel geçiyorsa hayat süperdir arkadaşlar. Beklentiyi yüksek tutmayacaksın zaten bu hayatta. Başka güzel bir şey var mı hayatında Nazlı? Sivas'a gittin. Çok da güzel türküler var Sivas'ta. Sivas'ta vardır ya. Bunu bir türkü keşfetmiştim asker. Ama niye türküden bahsediyorum şimdi ben ya? Çıkalım ne? Öyle bir türkü var. Çıkalım kaleye bir akşamüstü diye bir türkü var. Biliyor musun? Evet, sen Sivas'ı seyret, ben de seni. Güzel türkü. Neyse. Arkadaşlar bu da açık uçlu bir sorudur. Bakın buraya kadar mevzu gelebilir hakikaten de. Çünkü insan yorumunu katarak onlarca cevap verebilir. Ve ÖSYM de soruyu böyle sorar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın devamını sağlamaya dönük daha etkili bir tepkidir der. Eğer ki konuşmanın devamını sağlamaya dönük daha etkili bir tepkidir diye vurgu görüyorsanız orada seçeneklerde aramanız gereken şey her zaman için açık uçlu sorulardır. Her zaman onu bulmamız gerekir arkadaşlar. Evet, bundan böyle bahsettikten sonra bir de çok sık karşılaşmasak da soru yerine geçen düz cümlelerimiz var. Arkadaşlar bunlar soru değildir ama cevap gerektirirler. Örneğin dün neler yaşadığını merak ediyorum. Dün neler çalıştığını bana anlatmanı istiyorum biçiminde tepkilerdir. Bunlar soru değildir ama cevap gerektirirler ve kapı aralayıcıların içerisinde değerlendirilir. ÖSYM henüz böyle bir soru sormadı. Yani işte soru yerine geçen düz cümleleri değerlendirmemizi istemedi ama karşımıza çıkarsa arkadaşlar bunların da kapı aralayıcılar olduğunu bilelim. Gelelim şimdi kendini açma dediğimiz tepkiye. Kendini açma tepkisi arkadaşlar bireyin
karşısındakinin durumuyla ilgili benzer bir geçmiş yaşantısından bahsettiği tepkilerdir. Örneğin içinizden biri bana geldi ve dedi ki, hocam dedi, vallahi sınavın yaklaşmasıyla beraber dedi, içimde hafiften böyle bir heyecan beliriyor dedi. Arkadaşlar, eğer ki tam da bu noktada ben ona, vallahi ben de üniversite sınavına hazırlanırken benzer hisleri yaşamıştım, heyecanlanmıştım dersem, o zaman ne yapmış olurum? Kendimi açmış olurum. Ne yaptım? Getirdim bir geçmiş yaşantımı, onun önüne koydum kardeşim. Kendini açma, ÖSYM'nin şu ana kadar yalnızca 2007 yılında bir kez değindiği bir kavramdır. Doğrudan aşağıdakilerden hangisi kendini açma tepkisidir diye sormuşlardır. Kendini açma deyince aklınıza arkadaşlar geçmiş yaşantının ortaya konması gelecek. Devam ediyoruz şimdi empati kavramıyla birlikte. Arkadaşlar, empati, bireyin karşısındakinin durumunu objektif bir şekilde değerlendirdikten sonra bu anlayışı tekrardan ona yansıtabilmesiyle alakalı bir kavramdır. Evet, mesela arkadaşlar, diyelim ki Şems benim yanıma geldi ve dedi ki, vallahi hocam dedi, bir taraftan dedi işte kültür yetenek, bir taraftan dedi eğitim bilimleri, bir dedi alan sınavı dedi, çok yoğun bir gündemi yaşıyorum son zamanlarda dedi. Mesela arkadaşlar, ben ona şöyle bir tepki verirsem, evet ya, son zamanlarda bu yoğunluktan dolayı bunalmanı anlıyorum dersem, bu bir empatik tepki olur mu? Ben senin evet zorlandığını biliyorum desem, bu bir empatik tepki olur mu? Olmaz. Vay ben seni anlıyorum, vay ben seni biliyorum, hiçbir zaman empatik tepki değil arkadaşlar. Ama şunu söylersem, yaşadığım bu yoğunluktan dolayı yorgunsun dersem, o zaman bir empatik tepki vermiş olur muyum? İşte o zaman bir empatik tepki vermiş olurum arkadaşlar. Empati böyle bir bakış açısını ve böyle bir ifade tarzını gerektirir. ÖSYM 2005 yılından bu yana arkadaşlar, 2012 yılı hariç olmak üzere her yıl empati ile alakalı bir soruyu kesinlikle karşımıza çıkarmıştır. Ve arkadaşlar, ÖSYM empati sorularını sorarken birden fazla soru kökü kullanmıştır. Aklınızda olsun. ÖSYM'nin kullandığı klasik kök aşağıdakilerden hangisi empatik tepkidir? Alternatif köklerden biri. Bu durumda kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse karşıdaki birey anlaşıldığı duygusu yaşar. Anlaşıldığı duygusunu yaşar diye bir kök görüyorsanız, arayacağınız şey empati. Bu durumda hangisini söylerse karşıdaki kişiyi doğru anlamış olur, doğru anlamış olur diye bir kök görüyorsanız, yine seçeneklerde aramanız gereken şey arkadaşlar, her zaman bakın, her zaman empatik tepkiler olacak kardeşim. Arkadaşlar, geliyoruz şimdi saydamlık, içtenlik, dürüstlük, tutarlılık, diğer adıyla da bağdaşım içerisinde olma dediğimiz kavrama. Yahu hocam, bu kadar kavramı nasıl arda arda yazıyorsunuz? Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı mı diye sorarsanız, evet arkadaşlar, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın, saydamlıkla yola bir çıkacağız. Göreceksiniz ki içtenliği, dürüstlüğü, tutarlılığı, bağdaşım içerisinde olmayı da değerlendireceğiz. Evet, başlıyoruz. Saydamlık, kişinin duygu ve düşüncelerinden, karşıdaki kişiyi kırmadan, onu incitmeden, onun hazır bulunuşluğunu dikkate alarak, yalansız dolansız vaziyette, içten ve dürüst bir şekilde söz etmesi olarak değerlendirilir. Arkadaşlar, bundan dolayı saydam insanlar içten ve dürüst olan insanlardır. Bundan dolayı saydam insanlar içi dışı bir insanlar oldukları için, özü sözü bir insanlar oldukları için arkadaşlar, tutarlı, yani bağdaşım içerisinde bireyler olarak da değerlendirilirler. ÖSYM sadece saydam tepkiler ilişkinde soru sormuştur. ÖSYM tutarlılığa bağdaşım içerisinde olmaya ilişkinde yine soru sormuştur arkadaşlar. 2008 yılında şöyle bir soru var. Bir öğrenci bir sınavdan arkadaşlar derece yapıyor, aile başarılı oluyor. Öğretmen bu durumda aşağıdakilerden hangisini söylerse saydam bir tepki verilmiş olunur diyor. Doğru cevap da, bu başarın benim de göğsümü kabarttı arkadaşlar. Ki ne yapıyor? Duygu ve düşüncelerinden yalansız dolansız içten vaziyette bahsediyor. Saydam tepki veriyor. Yıl arkadaşlar 2014.
bir sınav, pardon, yıl 2010 sınav Ekim sınavı. Bu kez de Hacı Bektaş'tan bir soru ve bir söz aktarıyorlar. O da şöyle kurgulanmış. Diyorlar ki: biz dile ve söze değil, öze ve hale bakarız. Özünle, sözünle, işinle ol cümlesi insancıl anlayışın kavramlarından hangisiyle alakalıdır? Doğru cevap arkadaşlar yine tutarlılık, yani bağdaşım içerisinde olma olarak veriliyor. Özetle şu: ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Özetle şu: başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Ki bir de bunun yaşayan temsilcisi var millet, biliyor musunuz bunun yaşayan temsilcisini? Öğrencilerim biliyor da diğerleri de bilsinler. Verelim Berdan'ı, verelim bakalım bunun yaşayan temsilcisi nasılmış. O esnada da beraberce bakın dersi bitirmeden bir selfie çekeceğiz, tamam mı? Ben böyle bir şeyle bir selfie yapayım ya. Evet, verelim şimdi de neden saydam olduğunu ve temsilciyi görelim. Kendinizi müziğe bırakın. Romantizme bakın. Evet, buraya dikkat edin. Abi duralım. Duralım. Evet arkadaşlar bakın, bu cihanda karşılaşılabilecek en saydam tepkilerden bir tanesi budur. Adam şunu söylemiyor: beğendim evlenelim demiyor, bakın öyle bir şey yok. Yemek yiyelim de demiyor. Adam arkadaşlar babana söyle istemeye geleceğim de demiyor. Saydamlık böyle bir şey, senden çocuğum olsun istiyorum diyor, bakın böyle bir şey bu. Ve aynı Berdan Mardini bakın arkadaşlar şarkıya nasıl devam ediyor. Çok sessiz devam eder bunlar. Evet. Bu değil abi, yalnız kaçırdık orayı. Biraz daha geriye. Bu şarkı başka mı? Aman, özü sözü bir, aynı benim gibi diyor arkadaşlar. Bakın adam hem saydam, hem tutarlı, hem de bağdaşım içerisinde. İşte millet, saydamlığın bundan dolayı yaşayan en önemli temsilcisi Berdan Mardin'dir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bitirdik. Ama bir selfie yapalım beraber de sonra alkışlarız. Telefon nerede abi benim? Telefonum vardı benim ya. Yere cüzdanı attım. Aa, telefonum yok vallahi. Peçete o değil. Yasin sen ver de seninkinden yapayım. Siz de gelin şöyle. Kulanya hocam. Nereden? Kulanya hocam. Ha. Allah Allah. Her ver telefonunu ver, onu biliyorum, dur. Onu bilmiyorum şimdi telefonum. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Aa, benim telefon. Ver abi. Bir tanesini de cebe indirdim her türlü. Evet, biraz acelem var benim dersten sonra. Yapabilir miyim acaba bunu ya? Evet arkadaşlar bakın. Bakın. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz o zaman? Berdan'ı düşünelim. Her birimiz Berdan'ı düşünelim. Ortalıyorum kendimi, kafayı şuraya veriyorum bakın. Ve gülümseyin arkadaşlar, daha güzel çıkarsınız. Haydi bakalım beraberce. Lan bir gülüm gülüm, Allah Allah, ne donuk insanmışsın. Evet. Yeter herhalde bu kadar. Al sizi de çekeyim bak şöyle. Profilden çat. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Haftaya bugün burada görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. (Gülüyor)